Merhabalar, depremin 10. günündeyiz ve bir değil, iki değil, tam 3 mucize daha gerçekleşti. Biraz önce umudun tükenmediği yerlerde mucizeler çiçek gibi açtı. Tam 228. saatte Hatay'da Uğur Apartmanı'nın enkazından bir anne ve iki çocuğu işte bu şekilde çıkarıldı. Şimdi şu anda ekranlarınıza yansıyor. Hatay'da Uğur Apartmanı'nın enkazından çıktı. Bir anne ve iki çocuğu kurtarıldı. Bu şekilde ekipler ilk müdahaleleri gerçekleştirdiler. Düşünebiliyor musunuz? 228. saatten bahsediyoruz. Ve tam 3 can. Hemen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıyor. Çünkü o ilk enkazdan çıkarılma anı biliyorsunuz çok kritik sağlık açısından. İşte ilk müdahale yapılıyor, battaniyelere sarılıyor ve ambulansa götürülüyor. Anne ve iki çocuğunun 228. saatte Hatay'daki Uğur Apartmanı'nın enkazından kurtuluş anı ve ambulansa bu şekilde sedye ile konuldukları anlar geliyor. Herkes canla başla çalışıyor. Jandarma orada, kurtarma ekipleri orada, sağlık ekipleri orada. Hepsi el ele vermiş mucizeleri birer birer enkazdan çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve o ilk bakış, hatta kameralara iyiyim, sağlıklıyım bakışı gördünüz. İşte dediğimiz gibi umudun tükenmediği yerlerde böyle mucizelerde çiçek gibi açtı bugün. İçimizi de açtı bu görüntüler. Şimdi TV 100 canlı yayın ekipleri deprem bölgesinde çalışmaları an be an takip ediyorlar. Yalın, Onat, Ergör, Kahramanmaraş'ta. Esma Murat Adıyaman'da, Gülnur Saydam İskenderun'da, Canan Altıntaş Diyarbakır'da. Hepsi de az sonra bizlerle birlikte olacak ve izlenimlerini aktaracak, bölgenin ihtiyaçlarını aktaracak bizlere. Şimdi bugüne dair önemli kareler seçtik sizler için. Bir tanesi depremin manzarası şu anda ekranlarınıza yansıyor. Kilometrelerce uzayan fay kırıklarının oluşturduğu görüntü. Bu görüntü işte böyle. Ovalarda veya alüvyon zeminlerde oluşan hasarın çıplak gözle görüntüsü işte tam olarak şu anda ekranlarınıza yansıdığı gibi bu şekilde. Depremin afete dönüşmesi de böylesi bir zeminin üzerine binaları koyduğunuz zaman oluşan hasar ve yıkımı şeklinde görülüyor. Bir diğer fotoğraf, günün karesi, isterseniz ona da bakalım. Deprem bölgesinde Japonya'dan gelen kolunda Atatürk armalı bir asker. Bakın, Atatürk arması hemen sol kolunda, omuzuyla birleştiği yerde dikkat çekiyor. Bir Türk bayrağı var ve bir Atatürk arması var. Ve Atatürk armasının üzerinde de bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı diyor. Bir duralım, bir geri gelelim. Evet, devamı var çünkü bir armanın üzerindeki yazı, dediğim gibi, bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı diyor. Aslında bu resmin kendisi de konuşuyor ama biz duyuyor muyuz? Asıl mesele bu. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyor. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için. Evet, hayat için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir diyor. Bu ülkenin geleceğinin bilime ve akla bağlı olduğunu söylüyor. Konuşuyor yani, mesele biz duyuyor muyuz? Geçelim diğer fotoğraf karesine. Türkiye'den ayrılırken not bırakan Güney Koreli bir arama kurtarma personeli. Aslında notun altına attığı imzaya yakından baktığınız zaman cerrah yazdığını görüyorsunuz. Şöyle diyor notta: ailelerini kaybeden Türkiye halkına bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm. Kurtardıklarıyla övünmüyor, kurtaramadıklarıyla yeriniyor ve özür diliyor ve başka söze de gerek bırakmıyor.
Şimdi hemen Esma Murat'a döneceğiz Adıyaman'da. Oradaki izlenimleri acaba neler? Adıyaman'dan bizlere çok fazla sosyal medyadan mesaj geliyor. İhtiyaçlarımız var diyorlar. Acaba o ihtiyaçlar neler? Esma Murat'tan dinleyelim. Esma, sendeyiz. Evet, bizler şu an Adıyaman'dayız. Depremin etkilendiği illerden birindeyiz aslında. Hiç şüphesiz en çok etkilenen illerden biri Adıyaman. Şu an arkamdaysa Çınar Sitesi var. İşte bu arkamda bulunan Çınar Sitesi'nde bugün bir ısı bulundu ve bu noktada K9 köpekleri vardı. Ekipler ise hemen bu noktaya geldi ve çalışmalarını bu noktada sürdürdü. Kameraman arkadaşım sizlere o çalışmaları şu an göstersin ve bu noktada aslında ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyleyelim. Ekipler canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Şu an ise ekipler enkazın üstünde bulunan ağır blokları kaldırıyorlar. Bunun nedeni ise arama çalışmalarını daha iyi gerçekleştirebilmeleri için. Dediğimiz gibi K9 köpekleri bu noktadaydı ve bu enkazda bir ısı olduğu tespit edildi. İki kişi olduğu tespit edildi bu enkazın içerisinde. Ekipler ise hemen bu noktaya yoğunlaştığını söyleyelim. Tabii canla başla çalışıyor ekipler dedik. İşte o ekiplerden, o ekipte bulunan kişilerden biri yanımda, Zonguldak'tan gelen madenciler. Hemen onlara mikrofon uzatmak istiyorum. İlk günden beri aslında günlerdir bu noktadalar ve çalışmalarını devam ettiriyorlar. Neler söylersiniz? Sizin de dediğiniz gibi ilk günden beri buradayız. 600'e yakın personelimizle çalışıyoruz. Her enkazın başındayız. Her umudun peşine koşmaya çalışıyoruz. Issız ses bizim için hiç fark etmiyor. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Burada da bir ısı alındığı söylendi. Biz de bir umut diye buraya koşarak geldik. Her an peşindeyiz. Bizim için vazgeçmek yok. Mücadelemize devam ediyoruz. İlk gün nasıl heyecanla gelmişsek hala da aynı heyecanla, aynı motivasyonla çalışıyoruz. 60 saate varan uykusuzluklarımız da oldu. Ama bu hiçbir zaman bizim motivasyonumuzu azaltmadı. Arkadaşlarım hala güçlü hissettiklerini söylüyorlar. Hala çalışmaya hazırlar. Yine bu enkazdaki umut gibi onlarca umudun peşine gittik. Yine gitmeye de devam edeceğiz. Yine çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü kendimizi güçlü hissediyoruz. İnsanlarımıza umut olmaya geldik. Biz madenciyiz. Umuduna koşmanın ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Çünkü yer altında ışıkları görmeden çalışıyoruz ve ışığın ne olduğunu da çok iyi biliyoruz. Yer altında kalan, enkaz altında kalan vatandaşlarımızı en iyi anlayabilecek grup biziz. Bu amaçla biz de bütün arkadaşlarımı motive eden de bu çalışma. Sizin korkusuz olduğunuza dair aslında çok fazla söylenti var. Madenciler korkusuzdur derler. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? Madenciler korkusuz değildir aslında. Korktukları için daha iyi mücadele ederler. Çünkü geri döndüklerine, sevdiklerine kavuşmak isterler. Şimdi buradaki insanları da canlı olarak sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyorlar. Bizim tek farkımız, hani bir laf son zamanlarda dolaşmaya başladı. Gözümüzün kestirmediği yere biz gireriz. Risk anlayışımız biraz daha farklı. Doğru söylüyorsunuz. Buna korkusuzluk da denilebilir ama arkadaşlarıma bu korkusuzluğu aşılayan aslında umudun peşinde koşma hissi. Ve arkadaşlarımla birlikte ilk günden beri, ilk buraya geldiğimizden beri çalışıyoruz. Siz de çok yorgun görünüyorsunuz aslında. Çok yorulmuş görünüyorsunuz. Neler söylersiniz? Ne kadar? Bizim yorgunluğumuz, milletimizin yorgunluğunun, bu insanların yorgunluğunun yanında hiçbir şey. Biz çalışırız. Bir süre sonra belki de bu yorgunluğumuz azalır ama biz insanlarımızın yanında olmadığımız zaman kendimizi daha yorgun hissederiz. Şu an inanın görünüyor olabiliriz ama içimizde hiçbir yorgunluk yok. Hala ilk günkü heyecanımızla bütün arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Emeğinize sağlık. Dediğimiz gibi aslında Adıyaman'dayız. Depremden en çok etkilenen illerden birindeyiz. Kameraman arkadaşım size buradaki çalışmaları göstersin. Ben de size Adıyaman'daki son durumu aktarmak istiyorum aslında. Adıyaman'da birçok noktada iş makinelerinin çalıştığını söyleyebiliriz. Enkaz çalışmalarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bazı noktalarda ise çalışmalara ara verildiğini de söyleyelim. Dediğimiz gibi Adıyaman'dan depremden en çok etkilenen illerden biriydi Adıyaman. Yardımlar da aslında Adıyaman'a birçok noktada geliyorlar ve çadır kentler kuruldu. O yardımlarda işte o çadır kentlerde dağıtılıyorlar. Sadece Adıyaman merkezde değil, köylere de yardımlar götürülüyor. Tabii ekipler köylerde de çalışmalarına, ilçelerde de çalışmalarına devam ediyorlar. Peki Adıyaman'da kimler var? Onları da çok kısa sayalım. Adıyaman'da hem yurt içinden gelen hem de yurt dışından gelen ekipler var. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri
ekipleri bu noktada, gönüllüler bu noktada, AFAD, itfaiye, UMKE ekipleri bu noktalarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Adıyaman için umudun hala devam ettiğini söylemek istiyoruz. Çünkü dün sabah saatlerinde 18 yaşında Muhammed Cafer Çetin enkazın altından çıkarılmıştı. Yine bugünse gece saatlerinde aslında Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazında 77 yaşındaki Fatma teyzemiz 212 saatin ardından kurtarıldı. İşte hem Muhammed'in hem de Fatma teyzenin Adıyamanlılara umut olduğunu, Türkiye'ye umut olduğunu tekrarlayalım. Çünkü özellikle Adıyaman'da her adım başı enkaz olduğunu söyleyelim. Ve o enkazların başında 10 gün geçmesine rağmen bekleyen ailelerin olduğunu söyleyelim. Adıyaman'da peki kaç ekip çalışıyor, ondan da bahsedelim. Adıyaman'da 30 bin ekibin çalıştığını biliyoruz. Tabii bu noktalara hassas burunlu köpekler de zaman zaman geliyor. Adıyaman'da acının büyük olduğunu söyleyelim. Ancak sevindirici haberler de geldiğini, yine 10. günde de geldiğini söyleyelim. Tabii bu noktalarda enkaz başlarında ailelerin umutlu bekleyişleri de devam ediyor. Adıyaman'da zaman zaman artçı depremler de oluyor. İşte bu depremler hem burada olan vatandaşları hem de ekipleri oldukça tedirgin ediyor. Çünkü enkazın bulunduğu noktalarda hala binalar var ve o binaların hasarlı olduğunu biliyoruz. İşte dediğimiz gibi ancak ekiplerin bu noktalarda çalışmaları devam ediyor. Peki Adıyaman'da vatandaşların ihtiyaçları neler? Tabii biz günlerdir bu noktadayız ve Adıyaman'dayız. Vatandaşların ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki Adıyaman'da çadır ihtiyacının devam ettiğini ve hijyen sıkıntısının zaman zaman gün yüzüne çıktığını da söyleyelim. Seyyar tuvaletlerinde bu noktalarda azlığından belirtelim ve zaman zaman kuru gıdaya da ihtiyacın olduğunu söyleyelim. Adıyaman'da özellikle kadınlar için hijyenin çok önemli olduğunu söyleyelim. Dün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda ilerlerken bir kadın yanıma geldi. Eşinin elini bırakarak utana sıkıla bana sizden bir şey rica edebilir miyim dedi ve bana kendisi iç çamaşırı istediğini, kadın iç çamaşırı istediğini ve bu alana gönderilmediğini, çok az olduğunu ve bulmakta zorlandığını söyledi. Dediğimiz gibi aslında özellikle hijyen anlamında ihtiyaçlar Adıyaman'da giderilmesi önemli olduğunu söyleyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Evet Esma, çok teşekkür ederiz. Çok önemli şeyler bunlar. Hakikaten bize de tam da buraya da sosyal medya üzerinden gönderilen mesajlar, kuru gıda, tuvalet ihtiyacı, seyyar tuvalet ihtiyacı, hijyen çok önemli. Hijyenik pet istiyorlar kadınlar ve kadın iç çamaşırı istiyorlar. Muhabir arkadaşımız Esma Murat da dün yaşadığı bir olayı anlattı. Bu da bunu çok doğrular nitelikte bir olay, hakikaten çekiniyorlar da bunu söylerken, utanıyorlar da. Onun için çok net bir şekilde bir kere daha altını çizelim. Kadın iç çamaşırı, hijyenik pet, hijyen çok çok önemli. Seyyar tuvalet yine aynı şekilde, tuvalet çok önemli. Salgın hastalıkların baş göstermemesi için, önümüzdeki süreç için ve kuru gıda Adıyaman'ın ihtiyaçları arasında. Bu arada tabii kömür için değil, ömür için geldik diyen madenciler çok daha önemli şeyler söylüyorlar. 60 saate varan uykusuzluklarımız var diyorlar. Onlarca umudun peşinden gittik. Gitmeye de devam edeceğiz. Aslında bu korkusuzluk da umudun peşinden gitmekten kaynaklı diyorlar. Yorgun musun diye sordu Esma onlara. Yok, biz insanımızın yanında olamadığımız zaman yorgun hissediyoruz kendimizi diye tarihe belki not düşebileceğimiz bir cümle daha sarf ettiler. Hakikaten orada tarih yazıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de, madencilerimiz de, bütün arama kurtarma ekipleri de. Hepsine birer birer teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer arkadaşımıza, Gülnur Saydam'a döneceğiz. O Hataylı. Hataylı 10 gündür de Hatay'daydı. Ailesinden birçok kişiyi kaybetti. Buna rağmen bu acısıyla, görev aşkına devam ederek, görevinin başında kalarak bu acısıyla o şekilde baş etmeye çalışıyor bir taraftan da. Ama tabii kendi memleketin Hatay'ın yok oluşuna tanıklık etti. Hem bu 10 gündür yaşadıkları, şimdi Hatay'dan İskenderun'a geçti Gülnur Saydam. Hem İskenderun'da gözlemleri, izlenimleri, yaşadıkları, hem tabii bu 10 gün boyunca Hatay'da yaşadıkları, anlatacak çok şeyin vardır Gülnur. Seni dinliyoruz.
Evet, şu anda İskenderun'dayız. Olduğumuz yer Pac Meydanı. Aslında depremin yaşandığı ilk günden itibaren İskenderun'dayız ve o ana tanıklık ettik. Burası adeta bir mahşer yerini andırıyordu ve günlerce devam etti. O mahşeri görüntüsü günlerce olduğumuz noktada devam etti ve biz de burada kameraman arkadaşım Nail Yüksek'le beraber günlerce, hatta hala bugün 10. günde de yine uykusuzluğumuza devam ederek Hatay'ın sesini, İskenderun'un, Antakya'nın sesini, diğer tüm ilçelerin de yine sesini duyurmaya çalıştık. Ki nitekim de 10. güne geldiğimizde hatırlayacaksınız, şu anda tabii şehirde olduğumuz noktada artık arama kurtarma çalışmaları bitti. Sadece bu nokta için söylüyorum, Pac Meydanı için söylüyorum, Mete Aslan Bulvarı için söylüyorum. Artık enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Dolayısıyla sadece iş makineleri ve toza dönen bir şehir görüyorsunuz şu anda. Tabii binlerce kaybımız var İskenderun'da. Yüzlerce bina yıkıldı. Yüzlerce bina enkaza döndü. Tuzla buz oldu. Yardım çığlıkları attı buradaki halk ve biz de onların bir nebze olsun seslerini duyurabilmeye çalıştık. Elimizden geldiğince her saat, her saniye aslında onlarla beraberdik. Buradaki binalarda arama kurtarma çalışmalarına canlı çıkarılan, sağlıklı bir şekilde çıkarılan kişilere de tanıklık ettik. Günler sonra gelen desteğe de, aslında üçüncü gün itibariyle gelen desteğe de dikkat çektik ki hala birçok noktada gerek arama kurtarma çalışmalarında gerekse enkaz kaldırma çalışmalarında hala ihtiyaç olduğunu söyleyeyim. Tabii şuna da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle tarihi noktalarda, tarihi alanlarda evi olanlara ekipler 10. güne kadar durdurduklarını söylediler. O bölgenin temizlenmesi için, o bölgede arama kurtarma çalışmalarının yapılması için. Zira tarihi alanlarda oturan depremzedeler de bizden bir kez daha bu çağrıda bulunmamızı istediler. Özellikle hem İskenderun'da hem de Antakya'da buna tanıklık ettik. Hala enkaz altında olanlar var. Hala kurtarılmaya bekleyen birileri olduğuna inanıyoruz. Hala mucizelere inanıyoruz. Ancak tarihi alanlarda aldığımız bilgiler doğrultusunda hasar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra o noktalarda arama kurtarma çalışmalarının başlayacağının bilgisini depremzedeler bize anlattılar. Biz de buradan aktarmış olalım. Tabii İskenderun'da, Antakya'da birçok noktadaydık dedik. Artık şehir terk edilmiş bir şehir olarak söyleyebiliriz. Birçok kişi evsiz kaldı, yurtsuz kaldı, barksız kaldı. Yardım çığlıkları attılar günlerce bu noktada ve hep buradaydık. Ateşler yandı burada ki hala 10. günde de yetersiz çadır nedeniyle vatandaşlarımızın burada kaldığını söyleyelim. Yine ateş yakıyorlar. Nail Yüksek'le beraber ilerleyelim. Hatta geceyi şöyle gösterelim. Geceyi ne yazık ki yine burada geçirenler var. Gördüğünüz gibi battaniyesi, minderi. Hiç de sağlıklı koşullar olmadığının altını çizelim. Hiçbiri sağlıklı koşul değil. Ancak buranın halkı yine metanetiyle direniyor, metanetli kalmaya çalışıyor, sabır gösteriyor. O yardım çığlıkları atarken de aslında en naif haliyle atıyorlardı. Yardım isterken de en metanetli haliyle bunu dile getirmeye çalıştılar. Zira zaman zaman burada binalarda çıkan yangınlara tanıklık ettik. Acil itfaiye ekibinin gelmesi gerektiğini söyledik. Henüz yangın çok küçüktü. Ancak bir gün içerisinde yine sağlam da katlarında olan binaların yine göreceksiniz o isleri, küle döndü. Şu anda geriye sadece şehirde çalışma yapan ve gidecek yeri olmayan, çadıra gidemeyen, yakınlarının yanına gidemeyen, şehir dışına çıkamayan kişilerin de kaldığı bir nokta haline geldi şu anda İskenderun. İlerleyelim. An be an buradaki kurtuluşlara da tanıklık ettik. Arama kurtarma ekiplerinin sayısının yetersiz olduğunu söylemiştik. Hatta şunun da altını çizelim. Var olan ekipleri de binlerce kez teşekkür ediyoruz. Canla başla çalıştılar. Saniye saniye canla başla çalıştılar. Özellikle de arama kurtarma gönüllüleri bu noktada bizlere umut oldular, nefes oldular. Ancak an be an acıyı yaşadık. Yetersiz olduklarını dile getirmiştik. Ki günlerce kurtarılmayı bekleyen kişiler ne yazık ki enkaz altından, kimisi hipotermiden hayatını kaybetti. Kimisi ise zamanın elbette yetersizliğinden dolayı
kaybetti. Hatırlayacaksınız, burası Fener Caddesi. Şu anda tabii yol çalışması nedeniyle buralar açıldı. Yolun ıslandığını, sulandığını görüyoruz. O enkaz parçaların hepsi yola düşmüştü. Şu an ekipler enkaz parçalarını kenara çektiler. Yolu trafiğe açtılar. İleri noktalarda zaman zaman da yine karşımıza enkaz çıkıyor Fener Caddesi'nde. Biraz daha ilerleyecek olursak yine kapanan bir yol daha. Yine o bağlantı yolunda da yollar açıldı bu noktada. Şu an trafik yine hafif seyrinde. Tabii çok az araç var. Normalde İskenderun'un en işlek caddesindeyiz. En işlek meydanındayız. Burası öyle bir meydan. Dolayısıyla şu an itibariyle artık sessizliğe bürünmüş. Kimsesizliğe bürünmüş. Acıya bürünmüş. Acının o izlerini hala görebiliyoruz bu meydanda. Tamamen sessizliğe bürünmüş bir İskenderun var. Kalan araçlar, gördüğünüz araçların birçoğu da artık şehri terk etmek üzere. Tabii şunun da altını çizelim. İnanıyoruz ki şehir yapısı, fiziki yapısı düzeldikten sonra inanıyoruz ki Hatay halkı memleketine sahip çıkacak ve yeniden dönecek. Yeniden birlik, bütünlük ve beraberlik içinde olacağız. Hatay'ı bırakmayacağımıza inanıyoruz. Ancak çok fazla can kaybımızın olduğunu, çok üzüldüğümüzü, çok acı çektiğimizi, o sessiz çığlıkları çok fazlasıyla attığımız bu meydanı aslında bugün de 10. günde de sizlere göstermek istedik. Alt geçidi su basmıştı. Gülnur, beni duyabiliyor musun? 2 gün öncesinde alt geçitti. Evet, evet duyabiliyorum. Şimdi sen Hataylısın, hani birlik bütünlük içinde bırakmayacağımıza inanıyoruz memleketimizi diyorsun. Sen de memleketine sahip çıkıyorsun. Sen bu son günlerde çok tartışılıyor, hani göçler başladı şeklinde, buna dair izlenimlerini aktarır mısın? Var mı böyle bir şey? Evet, aslında göçler başladı derken göçler başladı yalnız kısmi olarak. Burada kalacak yerler, binaların neredeyse %70'i %80'i hasarlı durumda. Yıkılan binalar çok fazla sayıda. Gerek Antakya'da, gerek İskenderun'da, gerek diğer ilçelerde, Payas, Dörtyol ve diğer alanları, Reyhanlı, Kırkan saydığımızda aslında Hatay'ın tamam, neredeyse Erzin hariç binaların çoğu yıkıldı. Ayakta duran binaların da neredeyse %85'i, %90'ı hasarlı durumda. Yani yıkılacak olan bina sayısı da çok fazla. Burada oturmak mümkün değil. Burada yaşamak şu an için mümkün değil. Burada bir hayat da yok. Herhangi bir şekilde alışveriş yapabileceğiniz bir ortam da yok. Bir bakkal yok. Sadece bir iki fırın açık. O da ekmek verebiliyor ki onlar da çoğu yine hasarlı olmasına rağmen sırf buradaki vatandaşlara hizmet verebilmek adına ekmek çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla burada şu anda bir yaşam yok. Gerek Antakya'da gerek İskenderun'da bir yaşam olmadığı için mecburi olarak burada olanlar şehri kısmi olarak terk ettiler. Terk etmekten, aslında tamamıyla bir terk etmekten bahsetmiyoruz. Otele yerleşenler oldu, otellere yerleşenler oldu. Şehir dışındaki yakınlarına yerleşenler oldu. Binaları hasarsız olan binalarda da yine yakınlarının yanına yerleşenler oldu. Bir evde 3 aile 4 aile kalıyor. 2 artı bir evde 3 aile 4 aile kalıyor. Aslında bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla olabildiğince giderken de konuştuk. Yol boyunca o kuyruk oluşan trafikte de konuşma şansımız oldu hemşehrilerimizle. Gideceğiz ama yeniden geri döneceğiz dediler. Yeniden bir arada olacağız. Kaybettiğimiz canları elbette hiçbir şey yerine getiremez. Ne bu tarihi yapının bozulması ne de fiziki yapının. Elbette binalar yerine belki yeniden gelir ama o kaybettiğimiz canları bir daha asla yerine getiremeyeceğiz. Ancak şunu ifade edelim. Hatay çok fazla savaş gördü. Çok fazla deprem de gördü. Hiçbirinde yıkılmadı. Bir kez daha ayağa kalktı. Ancak Hatay o kadar savaşa, o kadar depreme rağmen hiçbir zaman bu kadar çaresiz kalmadı. Biz TV100 ekibi olarak ilk günden itibaren aslında amaçladığımız şey tam olarak buydu. Gerek yaşadığımız acıyı da aslında ben de dahil olmak üzere yüreğimize gömdük. Çünkü acı sadece kişisel olarak, şahsi adıma benim acım değil, buradaki yanı başımızdaki komşumuzun acısı, tanıdıklarımızın, hiç tanımadıklarımızın acısı belki de, ama yan yana olduk ve sesimizi duyurmaya çalıştık bu ekranlardan. Bu nedenle aslında acı hepimizin acısı olduğu için hepimiz yine birlik, bütünlük ve beraberlik içinde olacağımız mesajı buradan yine belli bir sürede ayrılan vatandaşlarımızdan da, yine hemşehrilerimizden de bunun mesajını da aldık, bunu da duyurduk.
Gülnur, çok teşekkür ederiz. Tekrar başın sağ olsun. Hakikaten acını kalbine gömdün, işinin başındasın ve an be an Hatay'ın, eski Hatay nasıldı, bu olaydan sonra nasıl, sokak sokak, mahalle mahalle, bina bina anlattı bize Gülnur, 10 gündür de anlatıyor. Şimdi Canan Altıntaş'a döneceğiz, Diyarbakır'a, o çok tartışılan galeriya binasının önünde. Acaba arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor mu? Binaya dair biliyorsunuz çok şey tartışıldı, bu kolonların kesilmesi meselesi de dahil olmak üzere. Ne dersin Canan Altıntaş, neler anlatırsın bize? Evet Ece Ünler, Diyarbakır'da diğer noktalarda arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İki noktada sürüyor. Hem arkamda görmüş olduğunuz Yenişehir ilçesindeki galeri apartmanlarında, hem de yine Bağlar Tesisler kavşağındaki Serin 2 apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama iki gündür maalesef Diyarbakır'dan güzel bir haber veremiyoruz. Sürekli sesimi duyan var mı anonsları yapılıyor ama hala açıkçası o sesi duyamadık. Biz mucizeler için bekliyoruz, görevimizi sürdürüyoruz. Arama kurtarma ekipleri de sürdürüyor. İnşallah buradan güzel haberler vereceğiz ama bir diğer tarafta da yine kolon kestiği iddia edilen, inşaatlarda usulsüzlük yaptığı iddia edilen 59 kişi hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bunlardan 39'u gözaltına alındı ve sorguları tamamlananlar bugün adliyeye sevk edildiler. Soruşturma kapsamında yine firarlar var. Onunla ilgili de yine operasyonlar devam ediyor. Şu anda da bizim bulunduğumuz nokta ve diğer noktalarda hem numuneler alınıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri sahadalar. Yaklaşık 400 kişi teknik ekip, diğerleri 200 kişi sahada, hem vatandaşların hasarlı binalarının tespiti sağlanıyor hem de bu enkazlardan numuneler alınıyor. Tabii sadece Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı görevlileri değil, farklı laboratuvarlar da yine buradaki enkazlardan alınan numuneleri laboratuvarlara soktu ve değerlendirdi. Bunlardan birisi de Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Doktor Savaş, buradaki numuneyi Yoldaş Apartmanı'ndaki, yine Bağlar ilçesi Yusuf İslam Caddesi Yoldaş Apartmanı'ndaki numuneleri alıp inceledi ve o incelemede korkunç bir tabloyla karşılaşıldı. Maalesef çamurmuş. Biz kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan'la orada zaten o yığıntıyı görünce, Yazgül'ü Çaçan en son 4 gün önce oradan canlı olarak kurtarılmıştı ve sonrasında da zaten vatandaşlarımızın cansız bedenlerinin tamamlanmasıyla birlikte oradaki enkaz çalışmaları da tamamlandı. Biz oradaki yığıntıdan, çakıl taşlarından ve demirlerin inceliğini görmüştük Ece Öner ve ben bir demiri rahatlıkla bükebiliyordum. Bunu da izleyicilerimize göstermiştik. Maalesef orada yapılan analizlerde çıkan sonuç çamur oldu. Yine burası galeriya. Hemen sağ tarafta bir market vardı Ece Öner. Bu arada bu daireler Diyarbakır'ın en pahalı daireleriydi bir zamanlar. Diyarbakır'ın ilk AVM'si de burada kuruldu ve etrafında 4 blok, içerisinde dubleks evler de vardı. Milyon fiyata satılan bu dairelerin ön blok, yani B blokta hemen altında bundan yaklaşık 2 yıl önce bir market yapıldı. Hemen şu tarafı bir telefoncu ve yanına da farklı iş yerleri kuruldu. Fakat iddiaya göre buraya yerleşen market kolonları keserek giriyor ve enkaz altında maalesef dün 8 kişilik ailesiyle birlikte Serhan Özdemir avukat, babası Serhat Özdemir, onlar maalesef enkazdan dün 8 kişilik aileyle birlikte bulundular. Cansız bedenlerine ulaşıldı ama geçtiğimiz yıllarda kolon kesildiği iddiasıyla ilgili eski yöneticiyle bir husumet yaşanıyor ve konu davalık oluyor. Ve o mahkeme sürerken hukuk mahkemesi bilirkişi istiyor. Ancak
O bilirkişi gelmeden maalesef deprem oldu ve enkaz altında kaldılar. Ve buradaki enkaz başında bekleyen vatandaşlar da bunu doğruluyor. Bazıları da o mahkemeye dahil olmuş, davaya dahil olmuş durumdalar. Burada acı bekleyişleri devam ediyor. Hala maalesef buradan bir ses yok. Serin iki apartmandan bir ses yok. Dışarıda kalan vatandaşların barındırılması noktasında da yine kriz masası, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve İnsani Yardım Vakıfları Kızılay AFAD barındırılmaya çalışılıyor. Spor komplekslerinde, parklarda, çadır kentlerde ve gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca ihtiyaçlara göre giyim, gıda, kıyafet, farklı farklı alanlarda birçok yardımlar yapılıyor. Diyarbakır'da maalesef iki gündür güzel bir haber veremiyoruz ama biz haber nöbetimizi sürdürüyoruz Ece Üner. İnşallah buradan güzel haberlerle tekrar sizlere bağlanacağız diyelim. Sözü şimdilik size, merkeze bırakalım. Evet, kolay gelsin. Gerçekten çok acı. Yani bu başlı başına çok şey anlatan bir olay. Hukukçunun, avukatın orada mahkeme süreci devam ederken, bilirkişi raporu beklerken bu depreme yakalanması ve kolonu kesen marketle ilgili dava sonuçlanmadan bu kişinin hayatını kaybetmesi. Şimdi birazcık olsun nefes alabilelim, birazcık bize umut olsun diye yalın Onat Ergör'e döneceğiz, Kahramanmaraş'ta. Orada bütün hep konuşuyoruz ya yıkılan binaları, sebeplerini, ayakta kalmış olan bir binanın önünde yalın Onat Ergör bize anlatacak hem binayı hem hikayesini. Yalın, sendeyiz. O bahsettiğiniz binanın önüne geçeceğim ama önce burayı, bu noktayı göstermek istiyorum sizlere. Çünkü burası Kahramanmaraş'ın Kapalı Çarşısı. Yani İstanbul'da Kapalı Çarşı neyse burası da öyle Kahramanmaraş için. Ve hemen aşağımızda Kapalı Çarşı var. Burası da Demirciler Çarşısı, o Kapalı Çarşı'nın devamı. Hemen arkamda gözüken enkaz yine Demirciler Çarşısı'nın bir devamı ve yine burası. İşte burada ben size göstermek istediğim bir görsel var aslında. Bu 2 sene önce Demirci Sokak'ta çekilmiş burasının görüntüsü. Şu an önünde durduğumuz noktanın görüntüsü. Ve net şekilde sizler de görüyorsunuz. İşte bu noktada normalde sokak da var ama enkazdan dolayı sokak olduğu da belli değil. Hemen aşağımızda yine müzeler vardı. Kahramanmaraş'ın özellikle Kültürel Miras Müzesi vardı ve Mutfak Müzesi vardı. İşte bu enkazın hemen aşağısındaydı, şu an gördüğünüz, ekranda gördüğünüz enkazın hemen aşağısındaydı. Tabii ben müzelerin durumunu merak ettim ve gitmeye çalıştım. Fakat enkazdan dolayı o noktaya ulaşamadık. Ama yerel halktan, yani Maraşlılardan aldığım bilgiye göre o müzelerde ağır hasar aldığını söylüyorlar. Tabii içindeki malzemelerde, içinde sergilenen malzemelerinde ne durumda olduğuna gidip bakılması gerekiyor. Biz şu anda hamama doğru yürüyoruz, hemen o Demirciler Çarşısı'nda. Ve hamam işte gördüğünüz gibi sadece yapılan bir tentesi var. O tente aşağıya devrilmiş. Tabii size hemen içini de göstereceğiz ama önce bir hamamın dışını gösterelim. Bu hamam 17. yüzyılda yapılmış ve tüfekçi hamamı olarak geçiyor. Kahramanmaraş'ın tarihi noktalarından biri olarak internette yazdığınızda bulabiliyorsunuz. Ve bu çarşıda da, şu an bulunduğum Demirciler Çarşısı'nda da 91 adet dükkan bulunuyor. İşte onlardan biri de bu hamam. Hemen size içini de gösterelim bu hamamın. Tabii içinde biraz hasar var. Ama dediğim gibi bina ayakta. Bakın biraz taşlar düşmüş, sıvalar çıkmış ama 17. yüzyılda, düzeltiyorum özür dilerim, 18. yüzyılda olduğu tahmin edilen bu hamam şu anda burada ayakta duruyor. Burası da bu şekilde tarihi, Kahramanmaraş'ın tarihi yapılarından biri olarak geçiyor. Hemen arkamızı dönelim. Buradan bir çıkalım ama önce buradan çıkalım. Hemen yine o Demirciler Çarşısı'nda, yani bizim için, İstanbullular için Mısır Çarşısı diyebileceğimiz bir noktadayız ve oradaki yıkımı gösteriyoruz sizlere şu anda. Yine hemen o binanın üst katında tarihi olduğunu düşünmediğim bir yapı var. İşte o da hemen çökmüş durumda. Hemen onun solunda işte o hamam. O bahsettiğimiz 18. yüzyılda hamam, bu yıkılmış, üst üste binmiş katların solunda. Hemen onun çaprazında
yine bu tarafta gösterelim sizlere. Yine öyle bir yapı, yine o tarafta yıkılmış durumda ve hemen onun yanındaki binada oradaki de üst kat çökmüş ve orada da biz buraya geldiğimizde güvercin yuvasını gördük. Yani orada başka canlılar da vardı insan haricinde. Onların da kafesleri açılmış. Tabii orada yaşadıkları için de o güvercinler de hala oraya gelip o kafesin başında duruyorlar. Tabii burası tarihi bir nokta Kahramanmaraş için. Ve bu yıkımı görenler yine biz konuştuğumuzda halkla bizim burada gençliğimiz geçti diyorlar. Bizim burada bütün çocukluğumuz, bütün hayatımız geçti diyorlar. Ve burayı görmek de onlar için çok hüzünlü bir duygu. Tabii biz yine Kahramanmaraş'ın her yerine gitmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi hemen aşağıda yine müzeleri bulunuyordu. İki müzesi vardı Kahramanmaraş'ın ve onların da hasarlı olduklarını söylüyorlar. Ve oraya da ulaşım şu anda enkazdan dolayı yok diyelim ve sözü buradan sizlere bırakalım. Yalın Onat Ergör, çok teşekkürler, kolay gelsin diyelim ve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yıkılan binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edildiğini açıkladı. Bu yüzden artık işi sıkı tutmamız gerekiyor dedi. Bölgede Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına başlanacağını da duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ de bu yapıların fay hatlarından uzak yapımı için çalışmalara başladı. Son afette yıkılan tüm binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'daki kabine toplantısından sonra yaptı bu açıklamayı. Depremzedelerin geçici barınma sorunu tamamen çözüldükten sonra kalıcı çözüm için inşaatların başlayacağını duyurdu. Mevcut duruma göre Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. İlk kazma Mart ayında vurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ arazi seçimi için bölgede çalışmalara başladı. Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Hedef bir yıl içinde tamamlamak. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören hak sahiplerine etaplar halinde teslim edilecek. İnşaat Mühendisleri Odası depremlerin ardından ön değerlendirme raporu yayımladı. O rapora göre denetimsizlik apaçık ortada. Çünkü mühendisler süreçler işletilseydi binalar hasar görse de öldürmezdi diyor. Çöken binaların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapıldığı belirtiliyor. Hatta 2019 yönetmeliğiyle tasarlanmış binaların dahi toptan göçtüğüne dikkat çekiliyor. Yapı üretim sürecine, deprem yönetmeliğine uyulsaydı binalar yine hasar alacak, hatta belki büyük kısmı ağır hasar alacak, ancak insanların içerisinden çıkmasını sağlayacak davranışı gösterecek, deprem afete dönüşmeyecekti. Hasar büyük olsa da can kaybı asgari sınırlarda kalabilecekti. Bu tespit İnşaat Mühendisleri Odası'nın ön değerlendirme raporundan. Mühendisler bölgede. Bu ön rapor. İlk tespitlerine göre sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerde ondan fazla katlı yapılar ağır hasar aldı veya tamamen göçtü. Bu yapıların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapıldığı vurgulandı. Deprem bölgesindeki yapı envanteri şu an itibariyle bilinmemekle beraber toptan göçen veya hasar alan binaların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hatta birkaç yıl öncesi gibi çok yakın geçmişte yapıldığı ifade edilen ve 2019 yönetmeliğiyle dahi tasarlanmış olabilecek binalarda da toptan göçmeler olmuştu. Bölgeye ait yapı stoğu da İMO'nun ön raporunu doğrular nitelikte. TÜİK verilerine göre 10 ilin 8'inde hane halklarının en az yarısı 2001'den sonra inşa edilen binalarda yaşıyordu. İşte 10 ilin vahim bina tablosu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet edilen binanın 2001 ve sonrası inşa yılına göre hane halkı oranı %58.
En büyük yıkımın olduğu Hatay'da %50, Adıyaman'da %52,3, Gaziantep'te %51,6, Malatya'da %48,4. İnşaat Mühendisleri Odası'na göre kolon kiriş birleşimlerinde gerekli donatılar uygulanmadı. 2000'li yıllar öncesinde yaygın olan bu eksikliğin günümüzde de devam ettiği vurgulandı. Bu durumun hem göçmelere hem de ağır hasarlara yol açtığı belirtildi. Taner Yüzgeç'e döneceğiz şimdi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Taner Bey, deprem bölgesine gidip incelemelerde bulunuldu ve buna göre de bir rapor yayınladınız. Evet. İlk izlenimleriniz neler? Bir sizden dinleyelim. Şimdi tabii bu yayınladığımız rapor genel olarak bir gözlem raporu. Bu hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra zaten nihai raporumuzu ancak hazırlamak durumunda kalacağız. Hasarın yaygınlığı ve büyüklüğü dehşet verici. Ancak bu dehşet verici tablo ne yazık ki daha önceden de ifade edilen rakamlar mertebesinde. Türkiye'deki yapı stoğunun bu deprem araştırma raporuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2021 yılında yayınlamış olduğu deprem araştırma raporuna göre 10 milyonluk yapı stoğunun yaklaşık %80'i 2000 yılı öncesinden yapılmış yapılar. Yaklaşık 2 milyonluk kısmı ise 2001 yılı sonrasında yapılmış yapılar. Yani %80'e %20'lik bir oran söz konusu. Eski veya yeni kavramını kullanırken ifade edebileceğim tabir için. Yani şimdi, burada aslında son günlerde en temel tartışma bu. Yani 99 öncesi binalar daha hasarlı, ondan sonrası daha az hasar var tartışması biliyorsunuz gündemde, herkes bunu konuşuyor. Şimdi siz diyorsunuz ki 10 milyonluk yapı stoğunun %80'i 2000 öncesi. Dolayısıyla evet, aslında bu tartışmaya dair de bir şey söylemiş oluyorsunuz bunu söyleyerek. Hakikaten 2000 öncesi yapılarda daha büyük problem mi gözlemlediniz? O öyle. Yani eski yapılarda, 2000 öncesi yapılan yapılardaki hasar oranı kuşkusuz ki çok yüksek. Ama bu %98'e %2 gibi bir rakam değil. Gözlemlerimiz böyle değil işin gerçeği. Yani kabaca tasnif edersek aynı oranın yeni yapılan yapılar için de geçerli olduğunu söyleyebilirim. Hasar bakımından, yıkım bakımından. Şimdi ama böylesi bir oranın da, yani %20'lik bir oranı da ifade etmek öyle azmış gibi görünen bir oran değil elbette. Yani yeni yapılardaki beklenti bu oranın çok çok daha altında veyahut da bir defa yıkımın olmaması belki hafif ve orta hasarlı hasar ile bu depremin geçiştirilmesi noktasında olmalıydı. Yani beklenti bu olurdu. Bütün yeni yapılarda, yeni yönetmeliklere göre yapılmış olan yapılarda. Ama yıkım ve ağır hasarın da toplam yıkım içerisindeki veya hasar içerisindeki %20 oranı bile son derece yüksektir. Aslında buna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi hasar meselesinin eski yapı, yeni yapı meselesinde de aslında bazı noktalara işaret etmek gerekiyor. Şimdi temel tespitimiz, teknik temel tespitlerimiz var. Mesela işte malzeme zafiyetleri, yapısal zafiyetler, zeminden kaynaklanan zafiyetler, yapı düzensizliğinden kaynaklanan zafiyetler ve belki de raporda somutlaşamayan bir konuda ve belki de en önemlisi sonradan müdahaleler ve bakımsızlık. Sonradan müdahalelerin anlamı şu. Yani bir normal koşullar altında bir betonarme binanın eskiliği, yeniliğinden ziyade
ne kadar çok sonradan bir şeye maruz kalmış olması, sonradan bir yapılan müdahaleye maruz kalması. Mesela Taner Bey, az önce Diyarbakır'daki arkadaşımıza bağlantı yaptık. Çok acıklı bir hikaye paylaştı bizlerle. O meşhur galeriya. Oraya bir market geliyor. Market yapılırken kolonları kesiyor ve o binada yaşayan bir avukat da dava açıyor. Fakat işte daha bilirkişi raporu beklenirken bu olay gerçekleşiyor ve bu avukat maalesef enkaz altında kalıyor ve can veriyor. Şimdi sizin tespitinize göre bunun oranı nedir? Yani bu sonradan müdahalelerin oranı, bu marketler yapılmış, bankalar yapılmış, dolayısıyla kolonlar kesilmiş. Orada nasıl bir bilanço çıkıyor karşınıza? Şimdi sonradan müdahale tabii tek başına kolon kesme değil. Yani bakın, imar afları ne için çıkarılıyor biliyor musunuz? Yani gecekonduları yasallaştırmak amaçlı değildir. Aslında imar afları büyük oranda bir biçimiyle ruhsatı olan binaların daha sonra herhangi bir eklenti, yani üst kat kat çıkma olsun, herhangi bir biçimiyle yanına, yöresine başka eklentiler yapılmış olsun, niteliğinin değiştirilmiş olsun, cinsinin değiştirilmiş olsun yapının bu türlü müdahalelere maruz kalması. Bu müdahaleler sonucunda da yapının alanının büyümesi, niteliğinin değişmesi sebebiyle kullanıcıların bunu legalleştirme ihtiyacından kaynaklanan bir baskı sonucu ortaya çıkan sonuçlardır imar afları. Şimdi dolayısıyla tek başına kolon kesme değil, kuşkusuz ki kolon kesme kabul edilebilir, anlaşılabilir, affedilebilir bir durum değil, ama aynı zamanda bu imar aflarına vesile olan her türlü sebep, sonradan yapılan eklenti ve müdahalelerdir. Bunun yanı sıra tabii ki binaların bakım ve onarımlarının zamanında yapılmamış olması. Yani dışsal etkilerden çok fazlasıyla etkilenen, yani örneğin korozyona sebebiyet verecek işte su akıntılarından yola çıkında işte dışsal çeşitli sebeplerden kaynaklı binanın yıpranması. Bunlar da etkili. Şimdi mevzuya bu yönüyle baktığımızda bunlar teknik nedenleri. Ama bu teknik nedenlerin nedenlerin oluşmasına sebep olan biraz da düzeni konuşmak gerekiyor veya bunu anlatabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki anlatalım, yani daha detaylandıralım kastım şu, bunu. Kastım şu. Şimdi bir yapı stoğumuz var ve bu yapı stoğumuzun çok büyük bir bölümünün örneğin %6 ya da 7 milyon civarındaki konutun riskli ve hasar görebilir bir nitelikte olduğu, az evvel bahsettiğim meclis araştırma raporunda da ifade edilmekte. Yani genel kabullere göre toplam, özellikle bu 2000 yılı öncesinde yapılmış olan yapılar için %60 ila 70 arasındaki yapının riskli, yani riskli de aslında tarifsiz ve tanımsız olmasından kaynaklı. Şimdi bir yapı, riskli yapı stoğumuz var. Bu boyutu var. Bunun tespit edilip müdahale edilmesi, iyileştirilmesi, yenilenmesi, güçlendirilmesi gereken bir faaliyet zincirinin bugüne kadar yapılmış olması gerekiyordu. İkincisi ise yapı üretim sürecinin, yani bu meşhur şu 2001 yılından itibaren geçerli olan yapı denetim kanunu çerçevesinde şekillenmiş bulunan yapı üretim sürecinin hali hazırda ihtiyaç duyulan güvenli yapılaşmayı karşılayıp karşılamadığının sorgulanması meselesi. İddiamız ve şeyimiz odur ki, yani 2001 yeni yapı diye tarif edilen süreçler aslında bizim yeterli düzeyde güvenli yapılara kavuşmamız, güvenli kentleşmelerde, yerleşmelerde yaşamamızı sağlayan nitelikte değil. Özü şu,
Hala yapı üretim sürecimiz kar zarar odaklı bir çerçeveye oturtulmuş durumda. Mühendislik hizmetleri, mimarlık hizmetleri ikinci plana itilmekte ve sebebi de maliyet artırıcı unsur olarak görülmekte. Böyle olunca odağında kar zarara oturmuş bir yapı üretim sürecinin gerek imalatında gerekse denetiminde ve hukuki altyapımızda buna vesile olduğu sürece de güvenli yapıların üretildiğinden emin olabilme şansına sahip değiliz. Sonuçları ortada. Yani bu sonuçların özellikle 2000 sonrasındaki hasar gören yapıların zarar görmesinin sebepleri kağıt üzerinde kalan mühendislik hizmetleri, kağıt üzerinde yapılan denetimler, kağıt üzerinde kalan güvenlik hali. Şimdi mühendislik ve mimarlık hizmetleri kağıt üzerinde kalıyor diyorsunuz. Hatta şöyle şeyler de var. Yani bazı inşaat firmaları kendi denetim şirketlerini kuruyor. Ve denetliyormuş gibi yapıyor. Mesela buna dair şu anda bir yüzde verme şansınız var mı? Elbette zor, farkındayım, ama yani bu yaygın bir şey mi mesela? Yani buna yapım firmalarının kendi denetim şirketlerini kurmalarına aslında çok da ihtiyacı yok. 2019 yılına kadar müteahhitler kendi denetim şirketlerini kendileri belirlerdi. Şimdi yani 19 yıl boyunca 2001'den diyelim 18 yıl boyunca müteahhitlerin kendi denetmenlerini seçtiği bir düzen içerisinde denetim işleri yürüdü. Bu aslında eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Yani denetim denilen şey kamusal bir hizmet. Kamu adına yapılması gereken kamu güvenliği, bina güvenliği, toplumun güvenliği demektir. Kar amaçlı faaliyet yürüten müteahhidin denetiminde terk edilmiş olması zaten başlı başına kurgunun yanlış yapıldığını göstermektedir. Çıktığı günden beri buna itiraz ettik. Yani müteahhidin kendi denetmenini seçmesi kadar yanlış bir durum olamaz dedik. Aynı zaman dilimi içerisinde bu ilk kanun çıktığı zamanlar bu yapı denetim kuruluşlarının ücretleri yapı yaklaşık maliyetinin yaklaşık %4,5'uydu. Yaklaşık değil, %4,5'uyla başladı. Zaman içerisinde %1,5'a indirildi bu. Bu bile aslında mühendislik hizmetlerinin, teknik hizmetlerin karşı verilen önemin bir başka göstergesi. Şimdi yine geri dönelim bu müteahhidin kendi denetmenini belirleme şeyine. Hal böyle olunca müteahhit elbette ki mühendisliğin gerektirdiği önlemlerin alınmasında hem süre hem de maliyet olarak değerlendirip bunu düşürmeye çalıştığı zaman kendi tespit ettiği denetim şirketlerine çok rahatlıkla baskı yapabilmekte, hatta anlaşmalar yapabilmekte. Yani denetim hizmetleri yapılıyormuş gibi kağıt üzerinde kalmakta idi. Bizler bu doğrultuda bu dönem boyunca yüzlerce meslektaşlarımıza ceza verdik bu hizmetleri kağıt üzerinde yapmış olmalarından kaynaklı. Ama bizim verdiğimiz cezaların çok fazla bir anlamı yok. Karşılığı da olmuyor zaten. Önemli olan bunu engelleyebilecek mekanizmaların ortaya çıkması. Mesele ceza vermek de değil. Şimdi ancak 2019 yılından sonra artık bir havuz sisteminden müteahhidin kendisinin belirlenmesi sisteminden çıkılmasının akabinde şantiyelerde ise denetim yapan meslektaşlarımıza olan taciz ve saldırılar da ciddi bir artış gözlemledik.
Bu sefer görevini yapmaya başlayan meslektaşlarımıza gerek müteahhit tarafından, gerek müteahhidin işte elemanları, gerekse de işte ustası, kalfası tarafından şiddet uygulanmaya da başlandı. Bu da aslında bundan önceki düzenin ne kadar aslında bir meseleyi kağıt üzerinde bıraktığının da göstergesi oldu bizim açımızdan. Şimdi tabii tek başına başlandı derken Taner Bey biraz açar mısınız tam olarak nasıl pratikte ne oluyor? Yani meslektaşlarımız orada hakaretlere uğruyor, dövülüyor. Tabii. Yani bir yanlışı düzelttirmeye çalıştığı zaman veya doğru şekilde yaptırmaya çalıştığı zaman bu türlü tacizlere, bu türlü şiddet şeylerine maruz kaldı arkadaşlarımız. Korkunç bir şey. Pek çok şikayet geldi odamıza bu konuyla ilgili. Defalarca da açıklamalarımız oldu bu konuyla ilgili. Şimdi tek başına tabii yani bu düzenet çünkü bir yapı üretme alışkanlığı var hem müteahhitlerde hem de tabii ki ustası, kalfası, işçisinde. Birdenbire bunun değişiyor olmasına adapte olmak o kadar kolay olmuyor. Şimdi bunun değişiyor olması da tek başına aslında yapı denetim kuruluşlarının hani kısmen bağımsızlaşmasında da yatmıyor. Yapı denetim kuruluşları da eninde sonunda ticari müesseseler. Burada da kar zarar maksatlı, kar zarar ekseninde yürüyen bir faaliyet var. Oraların da çok iyi tarif edilmesi lazım. Çalışan, orada çalışan mimar ve mühendislerinin niteliklerinin, yetkinliklerinin, yeterliliklerinin sorgulanması, hatta koşullarının yaratılmış olması lazım. Pek çok meslektaşımız bugün asgari ücretin bile altında oralarda çalışıyor. Şimdi bu durum da neyden kaynaklı? Yaklaşık %30'luk bir işsizlik oranı var Türkiye'deki inşaat mühendisleri arasında ve bunun çok büyük bir kısmı genç mühendisler içerisinde. Şimdi böylesine büyük bir işsizlik oranının var olduğu bir ortamda gayri ihtiyari bu türlü müesseselerde kendi maliyetlerini düşürmek amacıyla asgari ücret veya bir mühendisin alması gereken o hizmetin karşılığının olması gereken hizmetin karşılığını vermiyor. Alması gerekeni vermiyor. Bunu da ancak kimlere yapabiliyor? Ya yeni mühendislere, ya yeni mezunlara, ya da artık nasıl diyeyim, emeklilik hayatında çalışmaya çalışan mühendislere yapabiliyor. Dolayısıyla bu da bir denetim süreçlerinde, yani o verilmesi gereken hizmetlerin niteliğinin düşmesine sebebiyet veriyor. Mesela bir başka örnek vereyim ben size. Bir gene imalat aşamasında her binanın mutlaka bir şantiye şefinin tarafından incelendiğine dair bir imzası gerekir. Yani ancak mevzuatımız şöyleydi daha birkaç ay öncesine kadar. Bir şantiye şefi 5 tane şantiyeye 30 bin metrekareye kadar 5 tane şantiyeye bakabilme şeyine sahipti, yetkisine sahip idi. Şimdi hal böyle olunca bir defa bir inşaatın başından sonuna kadar verilmesi gereken bir hizmet verilmiyor demektir veya verilmesi lüzumlu bulunmuyor demektir mevzuat gereği. Mevzuat buna izin verdiği zaman müteahhit zaten bu mevzuatı sonuna kadar kullanıyor. Dolayısıyla şimdi hayatın realitesine aykırıdır. Bir kişinin aynı anda 5 tane şantiyeyi idare edebilmesi, oradaki oraya müdahale edebilmesi, oradaki şeyleri oradaki yapılması gerekenlerin doğru yaptırmasını sağlayabilmesi. Böyle olunca tabii zaten mevzuat buna müsaade edince, müteahhit kullanınca
mühendise de sadece imza atmak kalıyor. Yani yapı üretim sistemi bu anlamıyla baştan aşağıya yeniden kurgulanmak zorunda. Ve bunun içerisinde ilgili meslek odalarının mutlak olarak dahli olmak zorunda. Bakın bir muhasebeci, yani bir mali müşavirlik hizmeti verebilmek için bile ilgili üniversiteyi bitirmeniz yetmiyor. Mutlak olarak ilgili eğitimleri ve ilgili deneyimleri almış olmanız gerekiyor, sınavına girmeniz gerekiyor. Yeminli mali müşavir olabilmek için daha ağır koşullardan geçmeniz gerekiyor. Mühendislik hizmetleri bundan daha mı az riskli veya daha mı önemsiz? Hayır, elbette ki değil. Doğrudan can ve mal güvenliğinin teminatı mühendislik hizmetleri. Ama ülkemizdeki sermaye oluşumunun en önemli unsuru olan inşaat sektörünün önünün açılabilmesi için veyahut da rahat davranabilmesi için mühendislik hizmetlerinin sınırlandırılması gerektiğinden kaynaklı mühendislere veya mimarlara azalıyor. Bakın 2013 yılında bizim odalarımızın bazı yetkileri kısıtlandı. Daha doğrusu uzunca yıllardan bu yana yapılmaktaydı onlar. Ama 2013 yılında bir imar yasasında da çıkarılan bazı maddelerle gece yarısı bir operasyonuyla meclisten pek çok yetkimiz elimizden alındı. Bazı gazetelerin şeylerini unutmuyorum, başlıklarını. Mühendis ve mimarların artık bu son zamanlardaki son derece meşhur bir laftır. Artık onların hegemonyasına son verdik tarzında başlıklar atıldı. Yani mühendislik ve mimarlığın böylesine öcüleştirildiği, düşman sayıldığı bir dönemden de geçtik işin gerçeği. Bu sorunlarımızı ifade etmek istedim. Son olarak şunu sorayım. O bölgedeki binaların yaklaşık yüzde kaçı şu anda hasarlı durumda tespitinize göre? Yani gözlemlerime göre, yani biz bir heyet olarak bir hafta hemen depremin akabinde o bölgelerde bulunduk. Sonuçları ortaya çıkacak daha, yani şu an hasar tespit çalışmalarının sanırım %35-40'larında durum. Gönüllü arkadaşlarımız da tabii bu çerçevede orada faaliyet göstermektedir. Gözlemlerimize göre %50 ile %70 arasında bir hasar oranını, hasar ve yıkım oranını ifade edebilirim. Bir de şunu soracağım Taner Bey. Şimdi 2023 yılına kadar tamamlanması gereken birçok karara varılmıştı. Bu Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı AFAD'ın da web sitesinde yer alıyor. Birçok maddesi var. Depreme karşı dayanıklı yapılaşma, güvenli yerleşme sağlanması, hastaneler, okullar başta olmak üzere ülkemizdeki bina envanteri ortaya çıkarılıp riskler esas alınarak gruplandırılması, afet gönüllülük sistemi, riskli bireyler için özel düzenleme, birçok maddesi var bunun. Şimdi uzun uzun tek tek söylemeyeyim istiyorum ama bunların ne kadarı, bu saydığımız maddelerin ne kadarı gerçekleştirilebildi size göre? Ve acilen, yani bugün itibariyle ne kadarının devreye sokulması gerekiyor? Şimdi aslında bizce en önemlileri gerçekleştirilmedi. Yani gene oradaki gene Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı'nda şunu ifade eder. 2012 ile 2017 yılları arasında Türkiye'deki yapı envanterinin çıkarılması gerektiğini ifade eder. Ve burada da
şeyleri söylemiştir. Sorumlu olan kuruluşları, sorumlu olan yardımcı olması gereken kuruluşları da ifade etmiştir. Ve tarih vermiştir. 2017 yılına kadar başta kamu binaları olmak üzere Türkiye'deki tüm yapı stoğunun envanteri çıkarılacak. Hasar görebilir ya da riskli yapıların tespiti sağlanacak diye. 2017 yılında bitirilmiş olması gereken bu çalışma 2021 yılında meclis araştırma raporunda şöyle ifade ediliyor. Mevcut yapı stoğumuzun belirlenmesi lazım gelmekte. Hatta bunun işte hızlı tarama yöntemlerinin ortaya çıkarılması gerekmekte. Bakın 2017'de bitirilmesi gereken işi 2021 yılındaki rapor şöyle tespit ediyor. Daha bunun yöntemi bile ortaya çıkarılmamış. Bırakın bu faaliyetin yapılması. Şimdi envanterin belirlenmesi o kadar önemlidir ki. Siz buna göre politikalarınızı şekillendireceksiniz. Hangi bölgelerde işte kentsel dönüşüm faaliyetleri, yenilenme faaliyetleri, güçlendirme faaliyetleri yapacağınızı planlamasını buna göre yapmak durumundasınız. Keza o ulusal deprem strateji planının zaten giriş bölümünde şunu yazar. 2023 yılına kadar Türkiye'yi depreme güvenli ve hazırlıklı hale getirmek amacıyla bu plan yayınlanmıştır der dönemin Bakanlar Kurulu kararı gereği. Yani somut sonuç ortada. Peki, çok teşekkür ediyoruz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç. Çok önemli bilgiler verdiniz, paylaştınız bizlerle. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Son günlerde üzerinde en çok konuşulan konu yıkılan binaların 2000 öncesi yapılan binalar mı olduğu. TÜİK verilerine göre depremden etkilenen 10 ilin 8'inde hane halklarının en az yarısı 2001'den sonra inşa edilen binalarda yaşıyordu. İşte 10 ilin vahim bina tablosu böyle. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet edilen binanın 2001 ve sonrası inşa yılına göre hane halkı oranı %58, en büyük yıkımın olduğu Hatay'da %50, Adıyaman'da %52,3, Gaziantep'te %51,6, Malatya'da %48,4, Adana'da %38,7, Diyarbakır'da %58,1, Şanlıurfa'da %61, Osmaniye'de %46,5, Kilis'te %52,3. Bu da depremin vurduğu illerdeki binaların yaşları son günlerde biliyorsunuz en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Ve az önceki konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç %80'inin 2000 öncesi olduğunu söylüyor hasarlı binaların, %20'sinin 2000 sonrası, ama 2000 sonrası özellikle de konulan madde madde bütün bu yönetmeliğe göre %20'nin de çok yüksek bir rakam yüzde olduğunu söylüyor. Yani bu yönetmelikten sonra bunu çok daha yüzde olarak çok daha aşağıda olması gerekirdi diyor. Onu da belirtmiş olalım. Biz çırpındık. Buraya deprem geliyor diye kimse duymadı. Profesör Doktor Naci Görür depremden hemen sonra böyle konuşmuştu. Şimdi bir kez daha yalvarıyorum diyor. Deprem bölgesinden kalıcı konut çalışmasına hemen başlamayın. Önce bölge zeminini iyi bir analiz edin. Ünlü bilim insanının İstanbul için öngörüleri de pek iç açıcı değil. Temenniye ben katılıyorum ama sakın onu yapmayın diyorum bir bilim insanı olarak. Deprem yıktı, devlet yeniden inşa edecek. Ancak soru işaretleri çok. Yani Naci Görür olarak, bir bilim adamı olarak ben hükümete yalvarıyorum. Bu işi acilen yapmayın. İnsanın yönünü bilmekle beraber diyorum ki mikro bölgeleme çalışmasını hızlı yapalım. Ondan sonra Maraş'ı, Hatay'ı bu deprem belasından ebedi olarak kurtaralım. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Kalıcı konutlardan önce mikro bölgeleme yapılmalı dedi. Yani bölgede konutların yapılacağı sağlam zeminin bulunması gerektiğini vurguladı. Şimdi mikro bölgeleme şunu diyor sana. Bu kentin şu bölgesi ancak yeşil alan olur. Sakın ha buraya bina yapma.
Burada sıvılaşma olur, burada heyelan olur, burada bina yaparsan yaşamazsın. Cumhurbaşkanı şey dedi ama yerinde yapılacak ya da fay hattından uzak bir noktaya, yani daha risksiz bir yerde yapacak. Yok. O demek mi yoksa? Yok yani bu olmaz. O söylem, ben biliyorum nasıl seçileceğini. Ne uzağa, uzak dediğin zaman başka bölgeye götürmeyeceksin ki. Ve eli kulağında dediği Marmara depremi. Naci Görür İstanbul için 7,5 şiddeti tahmininde bulundu. Çok ciddi bir uyarı yaptı. İstanbul'da minimum 500 bin insanın hayatı tehlikeye girer. Ölümle burun buruna. Aynen bu öyle. Minimum. Aynen öyle. Avrupa yakası sahil kesimi özellikle alarm veriyor. Hele Avrupa yakasında jeolojik formasyonlar da iyi zemin, kaliteli zemin oluşturmazlar ve heyelan yapmaya, depremin etkisini büyütmeye meyyaldırlar. Görür uyarılarını ard arda sıraladı. Bunları vatandaşı korkutmak için yapmıyoruz dedi. Bizim derdimiz burada sizleri korkutmak değil, ürkütmek değil. Cehalet içinde kalmaktan, doğruları duymamaktan, bilmemekten korkun. Ama gerçekleri, hakikati açık seçik dinlemeye talepkar olun, onu isteyin. Size haksızlık ediyorlar. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi çifte felaketin en acı simgelerinden biri. Biz oraya gittiğimizde Ebrar sitesinin kurbanları siteden ölüm sitesi ya da cinayet sitesi olarak bahsediyordu. Bakın, koskoca binalar kum yığını haline gelmiş. Kolonlardan ele alınan parçalar un ufak olup dağılıyor. Demir namına gözle görünür bir parçaya rastlamak mümkün değil. 320 dairede kaç ailenin yaşadığı tam olarak bilinmese de 1300 kişinin altında kaldığı tahmin edilen 10 katlı 8 bloğun enkazı sitenin ne kadar kalitesiz malzemeden yapıldığının açık bir kanıtı halinde devasa bir mezar gibi yerde uzanıyor. Her yer tuzla buz olmuş durumda. Tüm binalar tuzla buz olmuş durumda. Kahramanmaraş'taki Ebrar sitesi iki büyük depremin en acı simgelerinden biri. 10 katlı 8 bina kum yığını haline geldi. Burası yaşanan o iki büyük deprem felaketinin belki de en can alıcı, en simge olmuş noktalarından biri. Burası Ebrar sitesi ve bu sitede tam 8 blok, 10 katlı 8 blok, 320 daire yerle bir oldu. Vatandaşlara göre, depremzedelere göre bu nokta, bu 320 daire cinayetler, mezarlıklar sitesi olarak adlandırılıyor. Çünkü buradaki yapı oldukça dikkat çekici, üzücü, çarpıcı bir yapı. Yapımında oldukça kalitesiz malzemelerin kullanıldığı yapılarda ortaya çıkan manzara korkunç. Yapı stoğunun verimsiz, kalitesiz olduğunu da biz çok net bir şekilde görebiliyoruz. İlk gün itibariyle de tablo çok net ortadaydı ama gün ilerledikçe, çalışmalar yapıldıkça malzemenin ne kadar dayanıksız olduğunu da görebiliyoruz. Burada neredeyse sadece, tabiri caizse, kum kullanıldı desek herhalde yersiz olmaz. Çünkü demir görmek mümkün değil. Vatandaşların aklındaki bir soru işareti ise yapıların müteahhiti nerede? Buranın müteahhidiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar da söz konusu. Kendisinin şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Kaçtığı iddia ediliyor. Enkaz altında kaldığı iddia ediliyor ailesiyle birlikte. Bunların hepsi soru işareti. Ve burada oluşan, yapılan binaların, Kahramanmaraş'ta o müteahhidin yaptığı binaların 15'inin yıkıldığı ifade ediliyor. Avukat Serhan Özdemir, Diyarbakır'da oturduğu binanın altındaki markette kolonları kestirdiği için mahkemelik olmuştu. Haklı olduğu ortaya çıktı ama ne adalet ne de ilahi adalet yerini buldu. Ailesinden 8 kişi öldü, kendisinin cansız bedenine de ancak ulaşıldı. Kolon kesen markette mahkemelik olan avukatın cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır'da yaşayan avukat Serhan Özdemir, kendi oturduğu binanın hemen altında açılan marketin kolonları kestiğini iddia edip mahkemelik olmuştu. O bina depremle birlikte 25 saniyede yerle bir oldu. Avukat
Serhan Özdemir ailesiyle birlikte işte bu arkamda görmüş olduğunuz galeri apartmanında oturuyordu. Ancak depremle birlikte ailesiyle beraber enkaz altında kaldı. Enkaz altında kalan avukat ve ailesinin cansız bedenine 9 gün sonra ulaşıldı. Sadece kolonlar kesildiği için değil, binada kullanılan demirler de oldukça zayıftı. Elimde bir enkazdan çıkarılan demir var. Ben kadın gücümle bunu size göstereceğim. Bakın nasıl rahatlıkla ben bunu yamultabiliyorum. Şöyle bakın, görüyorsunuz. İddialarla ilgili araştırmalar sürüyor. Deprem eğitim yuvalarını da vurdu. Çok sayıda okul depremle birlikte enkaza döndü. TV100 muhabiri Gülay Alaca ve kameraman Samet Yazıcı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yerle bir olan Şehit Yunus Emrah Ateş İlkokulu ve İslahiye Ortaokulu'nu görüntüledi. Şu anda Gaziantep'in İslahiye ilçesindeyiz. Bir okulun önündeyiz. Burası İslahiye'deki Şehit Yunus Emrah Ateş İlkokulu. Hemen yanında İslahiye Ortaokulu da vardı. Şu anda gördüğümüz yer okulun arka tarafı. Tabii okul diyoruz ama okuldan geriye işte bu enkaz yığını kalmış bir şekilde. Her tarafta bir enkaz var. Dediğim gibi burası okulun arka tarafı. Şimdi ön tarafı da görüntüleyeceğiz. Şöyle şuraya bak. Baktığımızda okulun binasının çatısındaki kiremitler dışarıya doğru saçılmış bir durumda. Yani öyle görünüyor ki okulun arka tarafından, okulun binasından geriye enkaz kalmış. Okul adeta bir enkaz yığına dönmüş bir şekilde. Samet Yazıcı, bu tarafa bir geçelim mi? Şimdi okulun önüne bakacağız. Neyse ki burada gece oldu deprem ve burada içerisinde öğrenciler yoktu. Çünkü burada yüzlerce öğrenci okuyordu. Hem ilkokul kısmı vardı hem de ortaokul kısmı vardı. Şimdi tabii şunu da konuşmak gerekiyor. Depremin yaşandığı 10 ilde de 1 Mart'ta okulların açılacağı söyleniyor ama şimdi şöyle bir baktığımızda okul yok. Yani okul binası şu anda yok. Her tarafı enkaz yığını. Yani arka tarafını gösterdik. Kiremitler yerlere saçılmış bir durumda. Şöyle bir baktığımızda okuldan geriye sadece enkaz yığını kalmış. Şimdi arka kısmı gösterdik biraz önce. Şimdi de okulun hemen yan tarafındayız. Özellikle o üst katlar adeta birbirine yapışmış durumda. Yani katlar birbirine geçmiş durumda. Şimdi şurada Samet Yazıcı görüntülüyor o tarafı. Sadece okulun giriş kısmı kalmış görünüyor. Diğer katlar ise birbirine yapışmış bir durumda. Dediğimiz gibi yani şunu da merak ediyoruz. Burada da insanlar şunu soruyor. 1 Mart'ta okulların açılacağı söyleniyor ama ortada bir okul yok. Görüyorsunuz ortada bir okul yok şu anda. Hemen yine yan tarafında bir binayı görüntülüyoruz. Orada da bir okul var sanırım. Ancak o bina sapasağlam ayakta. Sapasağlam ayakta görünüyor. Ancak burası ise Şehit Yunus Emrah Ateş okul binası ve de İslahiye Ortaokulu adeta enkaz yığına döndü. Samet Yazıcı, şöyle bir okulun kapısından dışarıdan bir içeriye girelim mi? Bakalım ön taraf ne halde? Biraz önce arka tarafını görüntüledik okulun. Yan tarafını görüntüledik. Evet, gördüğünüz gibi yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü 5 katlı okul binası enkaza dönmüş vaziyette. Burası Gaziantep'in İslahiye ilçesi. Zaten İslahiye'de hasar büyük. Birçok bina yıkıldı, enkaz halde kaldı. Bazı binalar yıkılmadı ama onlar da yıkılmaya mahkum. Olası bir depremde binalar yıkılabilir. Ayakta zor duran binalar var ama burası ayakta zor duran bir bina da değil. Okul binası, ancak katlar birbirine geçmiş bir şekilde. Özellikle de üst katlar, yani şöyle bir giriş katına baktığımızda giriş kat normal görünüyor. Tabii çok ağır hasar var, büyük hasar var ama üst katlar ise feci bir durumda. Yani depremin büyüklüğünü, felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Tabii bu okulun, görüyorsunuz zaten,
açılması mümkün değil. Yüzlerce öğrenci burada eğitim görüyordu. Büyük bir okuldu. Tabii o yüzlerce öğrencinin başka bir yere alınması ne kadar mümkün olur, ama zaten genel olarak baktığımızda okul binaları ağır hasarlı. Yani burada okul binasının ağır hasarlı demek doğru olmaz. Çünkü burası enkaz halde. Giriş katı hariç üst katlar enkaz halde. Yan taraftan görüntüleri getirdik ekranlarınıza. O katlar birbirine yapışmış bir durumda. Yani bütün katlar, o betonlar birbirine geçmiş bir vaziyette. 1 Mart'ta okullar açılacağı söylendi dedik, depremin yaşandığı, depremi etkileyen illerde. Ancak ortada bir okul yok. Evet, İslahiye'den Samet Yazıcı ile aktardık. Sözü artık stüdyoya bırakalım. Depremin yıkıp geçtiği Hatay'da salgın hastalık tehlikesi her geçen gün artıyor. Kurulan çadır kentlerin etrafı çöpler ve atıklarla dolmuş durumda. Bölgedeki TV100 ekibi Antakya'daki o çöp yığınlarını görüntüledi. Enkaz yığınına dönen şehir şimdi de çöp yığınına döndü. Yeni felaket koca şehrin kapısına dayandı. Çadırlarda yaşayan depremzedeler bir yandan soğuk havayla mücadele ederken diğer yandan da sağlıksız yaşam koşulları içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bakın, bir yanda sabun, diğer yanda ekmek. Her yer atık, her yer çöp. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Vali Göbeği Meydanı işte bu hale geldi. Masanın üzerinde kahvaltılık malzemeler var. Şimdi saklama koşulları elbette yok. Şu an her şey dışarıda ve ağzı açık bir şekilde. Virüsle karşı karşıyalar. Yani aslında çocuklar, yaşlılar, yetişkinler her an, her saniye virüsle baş etmek zorunda kalıyorlar. Depremzedeler kurulan çadırlarda atıklarla iç içe yaşıyor. Hijyen için önlem alınmazsa salgın hastalıkların baş göstermesi an meselesi. Burada çadırlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Bu çadırlarda kalıyorlar. Ancak hemen yanı başında bulunan çöplerle beraber. Sadece çöpler de değil, aynı zamanda yine tehlikeli olan bu kimyasal atıklarda, yine onların yaşam alanında şartlar çok zor. Hatay için, Antakya için şu anda şartlar çok zor. Bakar mısınız? Bütün gıdalar açıkta, açık bir şekilde burada bırakılmış durumda. Tabii görevlilerin bu noktada ciddi bir temizlik çalışması yapması gerekiyor. Bunca ölümün arasında yeni bir hayat başladı. Gaziantep Şahinbey'de çadır kentin ilk bebeği dünyaya geldi. Mucizelerin yanı sıra böyle iyi haberlere de çok ihtiyacımız var. Zeynep Nur bebek sadece ailesine değil herkes için umut oldu. Maşallah, maşallah. Zeynep mi koydunuz? Umarım güzel günler görür. Büyük felaketin 8. gününde dünyaya geldi. Çadır kentin ilk bebeği oldu. TV100 ekibi Zeynep Nur bebeği ziyarete gitti. Annemizin gözleri doldu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne hissediyorsun? Güzel bir duygu. Bebeğimizi güle güle dünyaya getirdik. Kazasız belasız. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan Arslan ailesi depremin ardından Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde kurulan çadır kente yerleşti. Gözlerini felaketin ortasında açan bebek ailenin de umudu oldu. Aile bebeğe Zeynep Nur ismini verdi. Bebeğim, evet. Ne hissediyorsunuz efendim? Torun çadıra geldi. Ne hissediyorsunuz? Vallahi önce Allah'a şükürler olsun ki canımız bedenimiz sağ. Bir de bir sevinç var yani. Evet, yüzler gülüyor bu çadırda. Gerçekten aile burada toplanmış. Çok da sıcak bir aile. Babaanne misiniz? Ben de babaanneyim. Şükürler olsun binlerce. Belki onlara ilaç olabileceğimiz şey, deva olabileceğimiz şey ona gönderilen, Zeynep Nur'a gönderilen yardımlar olur. Biz de buradan çağrımızı yapmış olalım. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında havaya karışan tozun solunması büyük bir tehlike oluşturuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, bu tür tozu akciğerde kalıcı mantar enfeksiyonlarına yol açabilir dedi. İnşaatlarda, işte enkazda ortaya çıkan tozun solunması da bazı mantar enfeksiyonlarının akciğerde yerleşmesine neden olabilir. Enkaz kaldırma çalışmalarına katılanları uyardı. Ciddi sağlık sorunlarına işaret etti. Böyle kronik akciğer hastalığı olan
kronik bronşit gibi, KOAH gibi, astım gibi ya da akciğer sertleşmesi gibi akciğer sorunları olan kişilerin olabildiğince bu ortamlarda, tozlu ortamlarda çok durmamaları, hiç durmamaları ve oradan uzaklaşmalarını tavsiye ederim. Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran yıkıcı depremlerde binalar yerle bir oldu. Kurtarma ekiplerinin ve vatandaşların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Ancak bu önemli bir riski daha doğuruyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, havaya karışan tozu solumanın tehlikesine dikkat çekti. Sağlıklı kişilerin de bu tür tozları, solumaları bazen duyarlı kişilerde bir astım atağına ya da bir tıkanmaya neden olabilir. Genelde bu tür tozlara uzun süre tekrarlayan maruziyetler olduğu zaman bunlar akciğerde birikerek meslek hastalıkları dediğimiz, pnömokonyoz dediğimiz bazı hastalıklara neden olabilir. Doktor Özlü birkaç günlüğüne toza maruz kalmanın herhangi bir tehlike oluşturmadığını da söyledi. Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük deprem köylerde de büyük yıkıma neden oldu. Deprem yarığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki eski köyü ikiye böldü. Burası depremin en çok vurduğu ilçelerden biri. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi ve biz de eski köydeyiz. Buradan da bir fay hattı geçiyordu. Depremde fay hattı kırıldı ve görmüş olduğunuz kilometrelerce süren bu kırık oluştu. Fay hattı kırıldı bu noktada. Yaklaşık 2 metrelik bir çökme oluştu. Sol taraftan daha da net anlaşılıyor o çökme. Bir yandan da buradan şöyle ilerleyip göstereceğim. Burada aslında bir bina yıkıntısı sebebiyle can kaybı yaşanmadı. Fakat bir vatandaşımız kalp krizi geçirerek buradaki gürültü sebebiyle hayatını kaybetti. Dediğimiz gibi yaklaşık 2 metre. Benim boyum 1.68 ve şöyle bu taraftan yukarıya doğru çıktığımızda 2 metrelik bir çökme durumu söz konusu oldu. Büyük bir gürültüyle burası çöktü ve köyü de ikiye böldü diyebiliriz. Bu alan uzun bir alan ve yaklaşık 16 kilometre uzunluğunda bir yarıktan bahsediyoruz. Köyü ikiye böldü. Dediğimiz gibi fay hattındaki bu kırılma, iki deprem gerçekleşmişti ve o iki depremin ardından da çok sayıda yerde olduğu gibi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de yoğun bir şekilde depremin etkileri kendisini gösterdi. Tam da bu köyden, bu noktadan bir fay hattı geçiyordu ve o fay hattı da kırıldı. Yaklaşık 16 kilometre boyunca uzayan bir fay kırığından bahsediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım da sizlere gösteriyor. Yetkin Torlak o kırığı zaman zaman 3 metreye kadar da ulaşıyor. O fay hattındaki kırık ve çökme durumu. Burada dediğimiz gibi can kaybı deprem sebebiyle yaşanmadı fakat yıkıntı sebebiyle yaşanmadı fakat kalp krizi sebebiyle burada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu arada burası Malatya merkeze 50 kilometre uzaklıkta bir köy ve yolları da kapalıydı diyebiliriz. Çok zorlandık bu noktaya da çıkarken çünkü kırıklar her yerde var. Buraya ulaşım noktasında ulaşım sağlayan yolda da zaman zaman kırıklar vardı. Orada da çok derin kırıklar vardı. Çıkamayacağı şekilde kırıklar vardı. Biz de o nedenle buraya gelirken uzunca bir süre çabaladık buraya ulaşabilmek adına. O nedenle o yolların açılması ve bir an önce tamir edilmesi de çok önemli diyelim. Ve sözü Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki eski köyden yeniden size bırakalım. Yine aynı müteahhitlik oyunu Hatay'da yıkılan Güçlü Bahçe sitesinin yöneticisine göre tüm daireler depreme dayanıklı diye satılmıştı ama İki blok da sarsıntı devam ederken yerle bir oldu. 2.5 metre temelde beton olduğunu, çok güçlü bir site olduğunu. Dayanıklı dediler, adını da güçlü koydular. Bu vaatlerin hepsi sadece sözde kaldı. İki bloğun son hali binaların ne kadar dayanıksız olduğunu gözler önüne serdi. Hanımım deprem oluyor dedi. Ben de daha önce bizim yöneticiden, müteahhitten deyim, bize söylediği kadarıyla İşte binalarınız depreme dayanıklı, deprem anında sakın binanızdan çıkmayın dedi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından 5 bloklu Güçlü Bahçe sitesinin 2 bloğu da yıkıldı. Ancak başka bir iddia ortaya çıktı. Sitenin 2 yıldır yöneticiliğini yapan Ertuğrul Şahbaz, inşaatı yapan müteahhitin daireleri satarken depreme dayanıklı olduğunu belirttiğini ifade etti. Sarsıntı devam ederken 40. 50. saniyede bizim B blok ve A blok olarak adlandırdığımız iki tane blok
yıkılıp bizim yandaki bloğa çarptı. Çarpma esnasında bizde yine dolaplar falan hep üstümüze yıkıldı. Şahbaz ve ailesi müteahhitin sözüne güvendi. İlk etap binayı terk etmedi. Biz de gerçekten ona inandığımız için binamızdan çıkmadık. Yukarıda gördüğünüz şu cam balkonlu iki tane evde benle annem beraber oturuyordum. Canlarını zor kurtaranlar tepkili. Yerle bir olan bloklar fazla söze gerek bırakmıyor. Evet, umudun tükenmediği yerlerde mucizeler çiçek gibi açıyor. Arama kurtarma ekipleri bitti demeden bitmiyor. Kahramanlar bugün de 228. saatte Hatay'da bir anne ve iki çocuğunu enkazdan kurtardı. Onlardan bir saat önce de 227. saatte Cemile teyze enkaz altından çıkarıldı. Bitmedi. Ekipler Melike İmamoğlu'na da 222. saatte ulaştı. İşte 10. günde kaydedilen o mucizeler. Buradayım anne. Son mucize onlar. 228. saatte gelen 3 mucize. Anne ve 2 evladı 10. günde enkazdan birlikte çıktı. Herkesin umutları arttı. 10. günde bir mucize buldum. Yorma kendini, durma. Kurtaracağız seni. Teyzemizi alacağız inşallah. 74 yaşındaki Cemile teyze tam 227 saat boyunca direndi. Hayata yeniden böyle merhaba dedi. Elini oynatmasın. Zaman olsun. Elini oynatmasın. Cemile Kekeç'ten ailesi 10 gündür bir haber bekliyordu. Yıkılan kalkan apartmanı enkazındaydı. Müjdeli haber 10. günde geldi. Cemile teyze hayattaydı. Arkadaşlar üstte bir şeyler düşüyor. Üstte kimse olmasın ya. Ekipler onu sıkıştığı yerden kurtardı. Oğlu o haberi enkaz başında aldı. Buradayım anne. Buradayım anne. Cemile teyze hastaneye kaldırıldı. Kızı nerede? Kızı getir. Kızı nerede? Maşallah. Melike İmamoğlu da 222. saatte enkazdan çıktı. Ne su ne de yemek istedi. Hiç durmadan onu sayıkladı. Kızı Sıla'yı. Kızımı sordu. Su istiyor zannetmişler ambulansta. Sıla'm demiş. Sıla'm nasıl demiş. Melike İmamoğlu çöken Gülbiki apartmanının altında kaldı. Ekipler artık o enkazdaki cansız bedenleri çıkartmaya başlamışlardı. Hiç beklemedikleri bir anda yardım çığlığını duydular. Birden içeriden bir ses geldi. İmdat imdat diye. Zaten ayaklarımızın boğa kesildi. Mutluluktan havaya uçtuk. İşte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Son dörtte Melike ablamızdan imdat sesi duyduk. 10. gün geride kalmak üzereydi. 222. saatte geldi o mucizenin sesi. Ekipler cenazeleri bıraktı, Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkarttı. İmamoğlu kahramanlarının elini hiç bırakmadı. Ülkeye yol aç, ülkeye yol aç. Alemler gel. Alemler gel. Şimdi şehitten gereken hiçbir şey yok. Panik yapma. Buradayız, seni sağ salim çıkartacağız. Melike İmamoğlu enkazdan çıkartıldı. Konuşacak hali yoktu. Kızı Sıla'nın adını sayıkladı. Tamam, biraz sakin olun. Herkes... Herkes çok iyi bak, herkes çok iyi. Ekipler kızının da eşinin de hayatını kaybettiğini söylemedi. Adana'ya sevk edilen Melike İmamoğlu akrabalarından ailesinin yanlarında olmalarını istedi. Umudumuzu kesmişken bir mucize oldu, ne diyeyim. 35 yaşındaki Ayşegül Bayır da 205. saatin umuduydu. 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü bulmak için ekipler molozu tırnaklarıyla kazdı. Aç abi, aç onu. Aç, aç, aç. Öldükler sana gelsin. Aileden bir kişi çalışmayı yarın devam ettirmemizi evet, istedi. Bir kişi hayır devam edelim dedi. 212. saatte ekiplere sesini duyurmayı başardı Güngör. Böyle kurtarıldı. 209. saatte kurtarılan adaşı Fatma da kelime-i şehadetle enkazdan çıktı. Allah'a emanet olun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yıkılan binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edildiğini açıkladı. Bu yüzden artık işe sıkı tutmamız gerekiyor dedi. Bölgede Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına başlanacağını da duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'de bu yapıların fay hatlarından uzak yapımı için çalışmalara başladı. Son afette yıkılan tüm binaların %98'inin 1999 yılı öncesi inşa edilenler olması bize bina standardı ve denetimi konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle birlikte işi daha sıkı tutmamız gerektiğini de hatırlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'daki kabine toplantısından sonra yaptı bu açıklamayı. Depremzedelerin geçici barınma sorunu tamamen çözüldükten sonra kalıcı çözüm için inşaatların başlayacağını duyurdu. Mevcut duruma göre Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlayabiliyoruz. İlk kazma Mart ayında vurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla TOKİ arazi seçimi için bölgede çalışmalara başladı. Kademeli olarak birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. Hedef bir yıl içinde tamamlamak. Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören hak sahiplerine etaplar halinde teslim edilecek. İnşaat Mühendisleri Odası depremlerin ardından ön değerlendirme raporu yayımladı. O rapora göre denetimsizlik apaçık ortada. Çünkü mühendisler süreçler işletilseydi binalar hasar görse de öldürmezdi diyor. Yapı üretim sürecine, deprem yönetmeliğine uyulsaydı binalar yine hasar alacak, hatta belki büyük kısmı ağır hasar alacak, ancak insanların içerisinden çıkmasını sağlayacak davranışı gösterecek, deprem afete dönüşmeyecekti. Hasar büyük olsa da can kaybı asgari sınırlarda kalabilecekti. Bu tespit İnşaat Mühendisleri Odası'nın ön değerlendirme raporundan. Mühendisler bölgede. Bu ön rapor. İlk tespitlerine göre sıvılaşma potansiyeli olan zeminlerde ondan fazla katlı yapılar ağır hasar aldı veya tamamen göçtü. Bu yapıların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapıldığı vurgulandı. Deprem bölgesindeki yapı envanteri şu an itibariyle bilinmemekle beraber toptan göçen veya hasar alan binaların bir kısmının 2000 yılı sonrası yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hatta birkaç yıl öncesi gibi çok yakın geçmişte yapıldığı ifade edilen ve 2019 yönetmeliğiyle dahi tasarlanmış olabilecek binalarda da toptan göçmeler olmuştu. Bölgeye ait yapı stoğu da İMO'nun ön raporunu doğrular nitelikte. TÜİK verilerine göre 10 ilin 8'inde hane halklarının en az yarısı 2001'den sonra inşa edilen binalarda yaşıyordu. İşte 10 ilin vahim bina tablosu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet edilen binanın 2001 ve sonrası inşa yılına göre hane halkı oranı %58. En büyük yıkımın olduğu Hatay'da %50, Adıyaman'da %52,3, Gaziantep'te %51,6, Malatya'da %48,4. İnşaat Mühendisleri Odası'na göre kolon kiriş birleşimlerinde gerekli donatılar uygulanmadı. 2000'li yıllar öncesinde yaygın olan bu eksikliğin günümüzde de devam ettiği vurgulandı. Bu durumun hem göçmelere hem de ağır hasarlara yol açtığı belirtildi. Yer aynı, büyüklük aynı, bilimsel bir öngörüyle AFAD'ın 2019 yılında Kahramanmaraş'ta yaptığı deprem tatbikatı 4 yıl sonra 6 Şubat gecesi neredeyse tamamen gerçeğe dönüştü. Zarar görecek alanlar, yapılması gerekenler, ilk müdahale, her şey o tatbikatta belirlenmişti üstelik. Birebir aynıydı ve Türkiye gerçeğini yaşadı. Ne yazık ki o tatbikat sahaya yansımadı, yansıtılamadı. Şimdi soru şu, her şey bu kadar öngörülebilirken neden depremde vatandaş o büyük çaresizliğin içinde uzun süre yardım bekledi? AFAD merkez konuşuyor, istasyonlarımız. Maske koca.
AFAD 4 yıl önce depremi öngördü, şiddet dağılım haritasını hazırladı. Hatta tatbikatını bile yaptı. Ama felaket kapıyı çalınca her şey sadece kağıt üstünde kaldı. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. Hadi. Deprem oldu, bilgisi ulaştı. Bekliyoruz, arz edelim. Saniyeler içinde kurulan kriz masası, anında müdahale eden ekipler. Hatta depremzedeler. Bu görüntüler Kahramanmaraş'ta 2019 yılında yapılan deprem tatbikatından. Neredeyse gelecek önceden tahmin edildi. Senaryoya göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem kenti vuruyordu. O senaryo 4 yıl sonra gerçek oldu. Tatbikatta her şey bu kadar öngörülebilirken 10 gündür bölgedeki koordinasyon eksikliği nerede hata yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Onu bir kesecek bir şey olsa kessek onu. Kahramanmaraş'ta ve depremin vurduğu 10 ilde kriz masası kurulamadı. Ekipler ancak saatler sonra müdahale edebildi. Binlerce kişi beton altında kaldı. Canını kurtarabilen karda, kışta, sokakta yardım bekledi. Organizasyon biraz zayıf bu konuda. Köylülere gıda gitmiyor. Tatbikat Pazarcık ilçesinde yapıldı. Yani depremin merkez üstünde. O bile doğru tahmin edildi. Tatbikat çok büyüktü. 1413 personel, bir helikopter, 271 araç, bir arama ve kurtarma köpeği katıldı. Her ayrıntı düşünülmüştü. Depremzedeler bile kendini rollerine kaptırdı. 6 Şubat günü her şey gerçek oldu. Ama tatbikattaki başarı sadece kayıtlarda kaldı. AFAD bir yıl sonra 2020 yılında da Maraş Afet Risk Azaltma Planı hazırladı. Zarar görme ihtimali olan yerler, yapılması gerekenler hepsi grafiklerle gösterildi. Planlama bunun üzerine yapıldı. Tatbikattan 4 yıl sonra görüntüler yan yana konulduğunda neredeyse 180 derece tersti. Gecenin karanlığına, havanın soğuğuna, kulakları sağır eden imdat çığlıklarına terk edildi kent. Akıllarda da şu soru var. Her şey bu kadar öngörülebilirken bunlar neden yaşandı? Ahbap'la ilgili tartışma malumunuz. Tartışmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. AFAD dışındaki sivil toplum örgütlerinin denetlenebilir olmasına dikkat çekti. Aksi takdirde gereği yapılır dedi. Haluk Levent de AFAD devleti, Ahbaplar da sivil toplum kuruluşu olarak gönüllüleri temsil eder açıklaması yaptı. Yıllardır AFAD'da çalıştıklarını hatırlattı. Ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonunda artık yer almaması lazımdır. Bunu istismar eden varsa da, devletle eş koşmaya çalışan varsa da elbette ki gereği yerine getirilir, getirilecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli direkt adres göstermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu isim vermeden konuştu. Yardım ve bağışlar için tek adres AFAD dedi. Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Bağış ayrı, yardım ayrı. İçişleri Bakanı, sivil toplum kuruluşlarının denetlenebilir olmasına dikkat çekti. Aksi takdirde gereği yapılır dedi. Bizim birçok AFAD'la dahil, sivil toplumla dahil çalıştığımız sivil toplum dernekler var. Bunlar kendileri isterler. Bizi denetleyin ve biz bu konuda milletimize karşı ve bizim bağışçılarımıza karşı mahcubiyet içerisinde olmayalım diye. Bunu istismar eden varsa da, devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilir, getirilecektir. Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. AFAD devleti, Ahbaplar da STK olarak gönüllüleri temsil eder. Ayrıca yıllardır sürdürdüğümüz işbirliği protokolümüz var sözlerine AFAD'da çekilmiş bu fotoğraf karesini ekledi. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi önce oraya gideriz, AFAD'la İşbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz. Levent'in bir açıklaması daha oldu. Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Birliği'nin tüm satın alma süreçlerinde Ahbap'ı denetleyeceğini duyurdu. Hesapları incelemek üzere ikinci bir uluslararası bağımsız denetim firmasıyla daha anlaşma yaptıklarını ilan etti.
Ahbap'la ilgili olan biten tartışmaya Tarkan da dahil oldu. O da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Tam olarak yazdığı şekliyle okuyayım dilerseniz. Milletimiz bunu hak etmiyor diyor Tarkan. Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum. Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi. Milletçe içimiz yanarken, herkes tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil, yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil, çok yazık, milletimiz bunu hak etmiyor diyor Megastar Tarkan. Şimdi devam edelim. Ahbap Başkanı Haluk Levent'e bir destek de çok uzaklardaki bir meslektaşından geldi. Dünyaca ünlü yıldız Madonna biliyorsunuz kendi hesabından böyle bir mesaj paylaştı. Bu yıkıntının arasında görünen Atatürk resmiyle birlikte herkes aşktan bahsediyor sevgililer gününde dedi. Sevgililer gününde paylaştığı bir mesaj bu. Şimdi biz de bütün sevgimizi, aşkımızı ve tabii iyileştirici gücümüzü, enerjimizi Türkiye'ye ve Suriye'ye yollayalım dedi. Böyle bir mesaj paylaştı. Dünyayı Türkiye'ye yardıma çağırdı. Adres olarak da Ahbap'ın sitesini, hesabını gösterdi. Şaşırtan bir yardım da Metallica'dan geldi. Metallica'nın yumuşak kalpli kralları da yaklaşık 2,5 milyon liralık bir bağış yaptı. Dünyaca ünlü yıldızlar Türkiye'nin dramına seyirci kalmadı. Ancak Madonna Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Enkazda Atatürk fotoğrafının bulunduğu bir resim paylaştı. Madonna Türkiye'den birçok kare paylaştı. Yanına da herkes 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşktan bahsediyor. Gelin sevgimizi ve iyileştirici enerjimizi depremlerde büyük kayıplar veren Türkiye ve Suriye'ye gönderelim. Notunu düştü. Madonna ayrıca çok sayıda insanın evlerini ve sevdiklerini kaybettiğini belirtti. Mesajının sonunda da bu çok üzücü bir durum. Bağış yapmak için en iyi yer ahbap.org. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de yardım çağrısında bulunan Madonna'ya kayıtsız kalmadı. İngilizce "Teşekkürler Madonna" yanıtını verdi. Bir de kalp emojisi kullandı. Amerika'nın en ünlü gruplarından Metallica da yardım elini uzattı. Yaptıkları müzik metal olsa da yüreklerinin yumuşak olduğunu gösterdiler. Grubun 9,5 milyon takipçisi olan sayfasından "Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki yıkımı anlatacak kelime bulamıyoruz" denildi. Grup üyeleri ayrıca kendilerine ait yardım kuruluşu aracılığıyla 125 bin doları Türkiye, 125 bin doları da Suriye için olmak üzere toplamda çeyrek milyon dolar yardımda bulundular. Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerle artık kopmaz bir gönül bağımız var. Çoğu ekip memleketine döndü ama üyelerin anlattıklarından, akıllarının, yüreklerinin hala burada olduğu çok rahat anlaşılıyor. Bir kısmı da hala ümidi kesmedi, enkazda can arıyor. Türkiye'ye yardıma koşan yabancı gönüllüler son ana kadar çalıştı. Kosova ekibi Hatay'da 9. günde enkazdan 3 yaşındaki bir kız çocuğunu çıkardı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler de teker teker ülkelerine dönüyor. Kore kurtarma ekibinden bir görevlinin giderken çadıra yazdığı not hem hislerine tercüman oldu hem de iki ülke arasında bir kez daha derinden gönül bağları kurdu. Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm. Yunanistan ekibi de Atina'da yaptıkları toplantıda "Nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı" dedi. Ekip başkanı Sokratis Dukas, küçük bir çocuğun kendine bisküvi verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Tavuk
Yunanistan maddi ve manevi desteğini de kesmiyor. Atina'daki Mikis Theodorakis Zatouna Müzesi Gençlik Korosu felaketten etkilenenler için söyledi. Dünyaya yardım çağrısında bulundu. Fransız kurtarma ekiplerinin fedakarca çalışmaları Fransa'daki Türkler tarafından da büyük takdir gördü. Döndüklerinde Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandılar. Macaristan ekibinde de canla başla çalışanlar arasında hükümet sözcüsü Zoltan Kovac'ın kızı İlka Kovac da vardı. Kahramanlar gibi karşılandılar. Enkaza iş makinelerinin sokulmasının ardından dönün emri verilen Rus ekipleri de Moskova'da bandoyla karşılandı. Meksika'dan gelen 150 kişilik ekip de 4 kişiyi kurtardı. Enkazda buldukları Türk bayrağını da hatıra olarak yanlarına aldı. Orada var bir ekip, orada var. İstanbul Havalimanı'nda da arama kurtarma ekibi gönderen ülkelere böyle teşekkür edildi. Her ülkeye bayrağının yanı sıra her dilde de dayanışmanız için teşekkürler yazısı yansıtıldı. En duygulandıran yardımlardan biri de yine çok uzaklardan Arakanlı Müslümanlardan geldi. Kendileri zaten katliamdan kaçarak kamplarda yaşayan Arakanlılar zor şartlarına rağmen 700 battaniye ve 200 mont topladı, Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan notlar da çalışanların duygu seline kapılmasına yol açtı. Kardeş ülkeden çeyizini gönderenler bile oldu. Yeşil sahalarda da depremzedeler unutulmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Milan Tottenham maçları öncesi takımlar ve taraftarlar hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı maçta taraftarın tezahürat yapmayacağı belirtildi. İngiltere Kralı 3. Charles da bölgeyi vuran felakete duyarsız kalmadı. Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda dayanışma için kurulan Suriye evini ziyaret etti. Halep'teki St. George Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar da depremde hayatını kaybedenler için ayin yaptı, dualar etti. Katar'ın başkenti Doha'da da Meşale Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye ile dayanışma adına bina da kırmızı beyaz renklere büründürüldü. Türkiye'de borsa 17 Ağustos depreminde hemen kapatılmıştı ancak 10 ili vuran asrın felaketinin ardından kapatmak için 2 gün beklendi. Deprem bölgesindeki işlem yapamadı, mağdur oldu. Peki borsa başkanı yetkisi olmasına rağmen neden kapatma kararı almadı? Açık olan 2 gün deprem bölgesindeki yatırımcıyı ve Türkiye'nin genelini tabii ki nasıl etkiledi? Konunun uzmanı Murat Sağman'a sorduk. ...11 Eylül'de, 17 Ağustos'ta borsa bütün felaketlerde kapatıldı. Ancak asrın felaketi olarak adlandırılan 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 2 depremde açık tutuldu. Türkiye pazartesi sabahına deprem haberiyle uyanırken borsada işlemler 2,5 işlem günü sürdü. Bu da tartışmaları beraberinde getirdi. Borsanın kapatılmamasına tepki yağdı. Peki bunun nedeni neydi? Kendi inisiyatifte olsa bile tabii ki bu sistemde yeni cumhurbaşkanlık sisteminde hiçbir kurum tek başına karar alamıyor net bir şekilde. Muhtemelen ortaklaşa bir karar alınmak istendi veya bir haber beklendi. Belki de bir onay beklendi ve bu alınamadı. Borsa gelen tepkiler üzerine 2,5 işlem günü sonrası kapatıldı. Ama deprem bölgesindeki yatırımcı büyük zarar etti. Bunlar arasında hayatını kaybetmiş olanlar da var. Bazıları maalesef hayatını kaybetti. Bazıları zaten piyasalara erişemez oldu. Onun için en çok onlar etkilendi. Son özellikle giren yatırımcılar birden kendilerine çok büyük zararda gördüler. Aynı zamanda
kredili alım yapanlar çok ciddi bir zararla karşılaştılar. Borsa gelen tepkiler üzerine 8 Şubat'ta kapatıldı. 7 gün sonra yeniden açıldı. Peki seyri nasıl oldu, nasıl olacak? Piyasa şu saatlerde yaklaşık %10 yukarıda. Tabii burada kamunun çok ciddi bir desteği oldu. Özellikle emeklilik fonların ile ilgili yeni düzenleme oldu. İşte emeklilik fonları devlet katkısının yaklaşık %10'u kadar hisse senedine yatırıyorlardı. Bu oran %30'a çıktı. Ekonomist Murat Sağman, devletin borsayı devlet tarafından desteklediğini söyledi. Destekler bittiğinde borsayı neler bekliyor? Destekler bittiği zaman ne olacak, ona bakmamız gerekecek. Oynaklık devam edecek borsada. Aynı zamanda tabii ki bir seçim dönemine giriyoruz. Bir seçim belirsizliği olacak. Onun için oynaklık artacak borsada gelecek günlerde. Siyasette seçim tarihi tartışması iyiden iyi alevleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimler zamanında olacak dedi. Ertelemenin teklif dahi edilemeyeceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten ise bu ortamda seçimi konuşmaktan geri dururuz tepkisi geldi. Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Kusurlarını depreme sığınıp seçimi bir yıl erteleyerek örtemezsin. Tartışmanın fitilini AK Parti'nin özgül ağırlığı olarak bilinen eski meclis başkanı Bülent Arınç ateşledi. Depremin 10 ili etkilediğini, 14 Mayıs ya da 18 Haziran'da sandık kurmanın mümkün olmayacağını savundu. Anayasalar kutsal metinler değildir dedi. Bir defaya mahsus bir yıl ileri ertelenebilir önerisinde bulundu. Resmi bir görevimiz yok ama bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. AK Parti kurmayları bunun Arınç'ın kişisel görüşü olduğunu açıklasa da muhalefet inandırıcı bulmadı. Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Önden Sayın Arınç'tan böyle bir açıklama yapması istenmiş olabilir, bilmiyorum. Ben Sayın Arınç'ın milletin vicdanı olmasını tavsiye eder ve arzu ederim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçim takvimi için anayasayı işaret etti. Halkıma açık ve ne söylüyorum? Seçimler zamanında olacak. Bir daha ifade edeyim. Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsinler. Bu ülkede seçimler zamanında olacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Şu anda biz yaraları sarmanın mücadelesini veriyoruz. Canlarımızı kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğru bulmayız. Bundan haya ederiz. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ise seçim takvimini hatırlattı. Hadi 14 Mayıs biraz erken, 18 Haziran. 125 gün var. 3 ay var. Mart, Nisan, Mayıs. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan da seçimlerin vaktinde yapılması uyarısı geldi. Muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu'nun her şartta bunu yapabileceği görüşünde. Yani Elbistan'dan Mersin'e göçmüş seçmen oyunu Mersin'de kullanacak. Nokta. Ama enkazda sandık kur demiyorum. Sayın Başkan, YSK Başkanı, çadır kentlere, konteyner kentlere sandık kurmak yoluyla bu iş olur. Depremin vurduğu adreslerde on binlerce hayalet bina var. Hayalet diyoruz çünkü çoğu çöktü çökecek. Yani tehlike büyük. O binalar ayakta bile zor duruyor. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı. Çekiçlerle kolonlar, kirişler kırıldı. 10 ilde 50.576 binanın acil hemen yıkılması gerektiği ortaya çıktı. Ekiplerin ellerinde çekiçler, kolonları, kirişleri kırıyor, örnek alıyorlar. Tablo vahim. 50.576 binanın acil yıkılması gerekiyor. Ayakta zor duruyorlar. İlk artçıda yerle bir olmaları işten değil. O yüzden tehlike büyük. Depremin vurduğu illerde sağlam bina kalmadı. Çoğu bina zor ayakta duruyor. Hangi bina az, hangi bina orta,
hangi bina daha ağır hasarlı olduğunu tespit etmek için ekipler 7/24 sahada. On binlerce canı hayattan kopartan depremin ardından ekipler sokak sokak gezmeye başladı. 10 ilde 387.346 binada inceleme yapıldı. Kolonlardan, kirişlerden karot yöntemiyle değil, böyle örnekler alındı. Binalara tek tek barkodlar yapıştırıldı. 50.576 bina ağır hasarlı, yani yıkılmaları hemen şart. 11.114 bina ise orta hasarlı. 99.300 bina ise az hasarlı bulundu. Bugüne kadar yapılan incelemenin sonucu bu. Hatay ve Kahramanmaraş bir yana, en kötü durumdaki adres Gaziantep. 11.922 binanın acil yıkılması gerekiyor. Yıkımın büyük olduğu Hatay'da bu sayı 10.911. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da yıkılması gereken bina sayısı 10.777. Şanlıurfa'da da 200 ekip sokak sokak tüm adreslere gidiyor, tek tek binaları kontrol ediyor. Günde 50 bine yakın eve bakıyorlar, 50 bine yakın. Yani 50 bin yaklaşık olarak da 10 bine yakın bina. Her binada işte 2 bina, 3 daire, 5 daire, 10 daire olabiliyor. Ve toplamda da 50 bine yakın bağımsız bölüm bakılıyor. Hasarsızlara kesinlikle vatandaşlara girin diyoruz. Az hasarlılara da girebilirler. Ağır hasarlı binalara girilmesi yasak. Enkazlar kaldırıldıktan sonra da yıkımları yapılacak. Şimdi bir mucize haberi var sırada. 8 aylık Birce bebek deprem anında 5. kattan beşiyle birlikte yere düştü. İki kardeşi enkazda kaldı. Onlar hayatını kaybetti. Bir tek Birce bebek beşi sayesinde kurtuldu. Enkazdan çıkan anne ve babasının da umudu oldu. Ailesi herhalde. Şu an sadece Birce'nin varlığına sığınıyorum. Kızımın varlığına sığınıyorum. O benim yüreğime su serpti. 5. kattan beşiğiyle düştü Birce bebek. O yüzden enkazda kalmadı. Kardeşleri hayatını kaybetti. Bir tek o kurtuldu. Hem annesinin hem de babasının umudu oldu. Yere çarpmanın etkisiyle çok daha olumsuz şeyler olabilirdi. Yine bunu da Allah korumuş, mucize. Nilay ve Cengiz Fansa çifti 3 evladı. Ali, Nil ve Birce ile Hatay'da 7 katlı binada yaşıyordu. Deprem anında 8 aylık Birce bebek 5. kattan beşiğiyle aşağı düştü. Bir tek o enkaz altında kalmadı. Çocuklarımın hiçbirinden ses almadığım zaman çıkmak bile istemedim. Yani oradan çıkıp ne yapacağım? Çocuklarım yok, eşimin sesini duyamıyorum. Nilay Fansa 13, baba Cengiz Fansa ise 33. saatte çıkartıldı. Nil'in ve Ali'nin cansız bedenine ulaşıldı enkazda. Sağdan soldan bulduğumuz aletlerle o betonları delerek bizi çıkardılar. Birce bebekse kayıptı. 5. kattan düşen Birce'yi beşiği kurtarmıştı. Şanslı bir bebek, gerçekten çok şanslı bebek. 5. kattan dediğim gibi depremin etkisiyle düştü. Düşmenin etkisiyle bacağında bir kırık hadisesi mevcut. Beyin dokusu içerisinde ciddi bir hasar yok. İki evladını kaybeden anne ve babası Birce'nin kurtulduğu haberiyle hayata tutundu. Birce'nin kurtarıldığını daha sonradan öğrendiğimiz için şu an daha fazla ayakta durabiliyoruz. Adıyaman'da enkaz altında kalan bir genç son anlarım dedi. Betonun altında telefonu çıkardı. Son videom diyerek kayıt tuşuna bastı. O genç kurtuldu ama videoları, yardım çağrıları felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Çok büyük kayıplar vereceğiz bugün. Bir anda uyandık ve her şey bir haldeydi. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Öldüğümüzü düşünmüştüm. Tabutta değil, enkazın altındaydı. Ölmeden önceki son videom dedi, bu görüntüleri kaydetti. Evet, yine sarsılıyorum. Öleceğim. Şu an tavan üzerimde. Hala sallanıyoruz. Ölüm arkadaşlar, insanın hiç beklemediği anda geliyor. 17 yaşındaki Taha, Adıyaman'da çöken 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanı'nın enkazında kaldı. Gözünü açtığında betonların altındaydı. Çığlık seslerini duyabiliyorsunuz. Hala deprem oluyor. Kaç şiddetinde olduğunu bilmiyorum. Hiç kimseye ulaşamıyoruz. Buradan çıkacağımı zannetmiyorum. Dışarıdan gelen çığlıklar, yardım feryatları ve artçılar hiç bitmedi. Komşularım yardım edin diye bağırıyordu. Çok pişman olduğum şeyler var. Allah'ım tüm günahlarımı affet. Eğer bugün buradan sağ kurtulursam yapmak istediğim çok şey var. Hala sallanıyoruz, evet. Şu an elim titremiyor. Sadece deprem oluyor. Kurtulmaya çalıştı, başaramadı. Bir türlü kendimi çıkaramıyorum buradan. İlerlemeye çalışsam çukur, geri gitmeye çalışsam gördüğünüz gibi tavan dediğim gibi yerde. Annem babamı kaybettim diye düşünüyorum. Dua ederek bekledi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema sallayta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Sarsılıyoruz.
Yine bir yıkım geliyor. Kurtarma görevlileri değil, yakınları çıkarttı Taha'yı. Kaybettiğini sandığı annesi de babası da yaralı kurtuldu. Deprem bölgesinde sayısız dram, kaldırılmayacak kadar ağır acılar var. Nereye dönseniz, kiminle konuşsanız yüreği yangın yeri. Nasıl olmasın ki? İşte çifte acıyla kavrulan bir aile. İki kız kardeş aynı evin enkazında can verdi. Anneleri perişan, teyzeleri kurtulduğuna bile sevinemiyor. Tarifsiz bir acı. Ateş düştüğü yeri yakar. Bizim ciğerimizi onlar yaktı. Gamze ve Özlem. Biri 24, diğeri 22 yaşındaydı. Gece 04.17'de gelen felaket ikisini de hayattan kopardı. Yakut kardeşler ölümde bile ayrılmadı. Köşeye çekilip şu acılara gerçekten böyle yürekten aşkır aşkır ağlamak istiyorum. Gamze Yakut 24 yaşındaydı. Üniversitede hem adalet hem de sağlık bölümü okuyordu. Ailesinin sağlık okuduğundan haberi yoktu. Çünkü onlara sürpriz yapmak istiyordu. Ancak o hayalleri yarım kaldı. Ablam orada çaresiz. İşte kızlarına da o kadar çok şeydi ki şuradan kalkıp şuraya oturun diye kıyamazdı onları. Onu sakinleştiremiyoruz işte. İş toparlayamıyoruz. Sofraya oturunca kızlarım diyor, su içince kızlarım diyor, şuram yanıyor diyor. Gamze'nin bir de kardeşi vardı. Özlem Yakut 22 yaşındaydı. Üniversiteyi yeni bitirmiş, daha yeni çalışmaya başlamıştı. Ancak gece uykularında yakalandıkları deprem iki kardeşe de mezar oldu. Çeyizleri falan kepçenin dişlerine takılıyordu. Şöyle küçücük bir bebekken patiği vardı. Ablam ilk onu gördü, elindeydi. İşte ben dedim hani bunu Gamze'nin çocuğuna da giydiririm diye hayalleri varmış. Ağlamak isteyip ağlayamamak çok kötü. Ayakkabı kutuları falan, onlar böyle yağmur gibi pat pat üstüne dökülüyor. Sen çocuklarının kucağına alıyorsun, kaçamıyoruz. Gamze ve Özlem'den geriye bir zamanlar ışıl ışıl gözleriyle geleceğe umutla baktıkları bu kareler kaldı. Hayatın gerçekleri bunlardı. Kimse istemezdi böyle olmasını. Ha, takdir ilahi. Dokuz yaşındaki Yücel'in de yaşı küçük, mücadelesi büyüktü. Enkazda 9 gün boyunca direndi. Tek bir şey onu hayatta tuttu. Ailesinin fotoğraf albümü. Yücel 9 gün boyunca kavuşacakları anın hayaliyle yaşadı. Bize moral verdin Yücel. 9. gününde kesme güzel... hazır mı arkadaşlar? Şunu al önümden al. Bize moral oldun Yücel. Bize umut oldun. 9 gündür oradaydı. Enkazın altında tek başına. Kardeşlerinin, annesinin, babasının olduğu fotoğraf albümüne bakarak hayata tutundu. Herkese umut oldu. Abilerin geldi. Bir şey var mı? Bakın Yücel'in şey. Hadi Yücel. Kitap mı okumuş? Yücel ailesinin ajandasına bakmış, şeyine bakmış. 9 yaşındaki Yücel depremde yıkılan Merve Apartmanı'nın kapıcı dairesindeydi. Ekiplere sesini 9. günde duyurmayı başardı. Şu anda burada 3 kişi. Yücel eşanlar. Ekipler hiç pes etmedi. Adeta iğneyle kuyu kazarak ona ulaştı. Yücel, ne yapıyorsun? Geldik biz canımın için, tamam mı? Tamam, muhtaç geldik seni kurtarmaya Yücel. Çok korkmuş, çok susamış, çok acıkmıştı. 9. gününde... Kesme hazır mı arkadaşlar? Şunu al, önümden al. Bize moral oldun Yücel. Bize umut oldun. Annesi, babası ve iki kardeşi de enkaz altındaydı. Yücel'in elinde aile fotoğraf albümü vardı. Onların fotoğraflarına bakarak hayatta kalmıştı. Yücel ailesinin ajandasına bakmış, şeyine bakmış. Elinde bir şey gördük. Önce kitap sandık onu. Daha sonra dışarı çıkardığımızda
annesinin ve kardeşlerinin fotoğraflarının olduğunu gördük. Kepçe vurmadan buradan çıkartacağız dedik. 205. saatte molozların altından böyle çıktı Yücel. Yücel'i çıkarıyoruz. 9 gün oldu. Ümidimiz kesilmedi. Yücel'in ailesi hala enkaz altında. Ekipler onlara ulaşma çabasında. Muharrem ve Hidayet Polat çifti 202. saatin umuduydu onlar. 9 gün sonra enkazdan çıktılar. 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı. Çift tonlarca yükün altında bebeklerini 5 gün yaşatabildi. Ekipler umutların tükenmeye başladığı anda onlara ulaştı. İkisi de ölümden kurtulduğuna bile sevinemedi. Tamam, abi sakin. Çok şükür Allah'a. İkisi de 202. saatte yürüyerek çıktı enkazdan. Ekipler alkışladılar ama ikisinin de yüreği yangın yeriydi. Üç evlatları enkaz altında dayanamadı. Biri daha 6 aylıktı. Yaşatmaya çalıştılar ama olmadı. Oğlum vardı işte Muhammed Alparslan. Onu kendi ağzımdan çıkarttım, tükürükle beslemeye çalışıyordum. Eşimin artık sütü gelmiyordu. Muharrem ve Hidayet Polat çifti yıkılan Aktaş apartmanının bodrum katında yaşıyorlardı. 40 kişiye mezar olan binada 3 yavrularıyla birlikte enkaz altında kaldılar. Telefonu aldık. Onun ışığıyla çocuk durmuyor kucağımızda. Diğer çocukların bir zaten olayın olduğu anda direktmen şeye düştüler. 6 aylık bebekleriyle betonun altında kurtarılmayı beklediler günlerce. Hiçbir şey yemedik. Sadece şey var, vazelin buldum. Biraz yedik. Az bir yemek kaşığı kadar kendi iddiamızdan soğuttuk. Orada beklettik. Onu da içemedik zaten. Anne Muharrem Polat'ın enkaz altında sütü kesildi. Muhammed bebek açlığa, susuzluğa sadece 5 gün dayanabildi. 5. gün işte Muhammed Alparslan artık dayanamadı. Ben nabzına baktım, kalbini dinledik. Sabah yine aynı saatte 6'da, kardeşlerin aynı saatinde vefat etti. 1. haftada baba Hidayet Polat betonu kazdı, su buldu. 2 günde öyle beklediler. Elim attım. Tuğla ıslak, nemli. İyice kazdım. Baktım su çıktı. 202. saatte ekipler onlara ulaştı. Çift yürüyerek çıktı enkazdan. 3 yavruları betonların altında kaldı. Tamam. Abi sakin. Çok şükür Allah'a. Evler, hayaller, hayatlar yıkıldı, yiten canlar geri gelmez ama diğer kayıpların telafisi için depremzedelere kapılar açılıyor. O sıcak yuvalardan birine gideceğiz şimdi. Sarıyer Belediyesi sosyal tesislerine, depremzedeler şimdilik güvende ama hala gözlerinde ilk anların korkusu ve gelecek kaygısı apaçık okunabiliyor. Hatay iyi günlerine kavuşursa geri dönme hayali var mı? Oranın için canımı bile veririm. Toprağına kurbanım oraların. Biz toprağı görmezsek yaşayamayız. Benim evimin önü aynı park gibiydi böyle. Çok güzeldi ama gitti. Canımı bile veririm dediği topraklar bugün acının başkenti oldu. Depremzedelerin aklı hep memleketlerinde. Her birinin ayrı hayali, ayrı hikayesi var. Memleketin dört bir yanında onlara kucak açanların yanındalar ama buruklar. Bir yandan da geleceklerinden endişeliler. Şu anda Sarıyer'de 350 civarında insan var. 5-6 öğrenciyi okullara yerleştirdik. Amaç şu, yaşamda kalan insanlar yaşama tutabilmek, bunların yaşamlarını devam etmesini sağlamak, bir yerden başlamak zorundayız. Sürekli ağır bedeller ödüyoruz. Bu bedelin karşılığını alalım. Başladığımız noktayı doğru seçelim ve doğru yürüyelim. Depremin merkezi Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan, Malatya'dan geldiler. Hüdatoz Hatay Kırıkhan'dan Sarıyer'e geldi. Depremin hemen ardından 5 çocuğu vardı. İkisiyle beraber buraya geldi. Geri kalan da Hatay'da yaraları sarmaya çalışıyor. Nasıl bir yaşantınız vardı Kırıkhan'da?
Yaşandım çok şeydi, benim zayıftı. Gelirim bir şeyim yok benim. Benim çocuklarımın babaları erken öldü. Evim bile yoktu. Hükümet yaptı, o da içine gene giremedim. Tek katlı bir evleri vardı ve kötü durumdaydı. Bu yüzden de yenisini yaptılar ama onda da oturmak nasip olmadı. O da son depremle yıkıldı. Mutfak dolabım yarımdı. Yani her şeysi bitikti yani. Giremedim içine, kepti yani. Ne konuşabilirim ki? Yaşadığımı hiç unutamam. Ölünceye kadar. Çoğu günlerdir uykusuz, gözlerini bile kırpamıyorlar. Komşularım ne öldü, akrabam öldü, ne bileyim. Hiç unutamıyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum burada da. İstanbul derlerdi, ben İstanbul'a kökünü mesela gitmem derdim. Maalesef öyle diyelimmiş. Sadece onlar değil, Tülay Kurt da hayallerimi bıraktım diyor Elbistan'da. Depremin üstünde acıyı anlatıyor. Önce çocuğumdu, karnımda tutarak ayakkabılar elimde, öyle kar yağıyordu. Her taraf sular altındaydı, karın içinde çıplak ayakla kaçtım. Karnımdan tutarak yola fırladım. 6 gün boyunca dışarıda kaldım. Bütün anılarım, her şeyim orada kaldı, her şey oldu. Elbistan'la beraber gömüldü orada. Şunu yapacak diyorduk, bunu yaparız bebeğimize, şunu alırız. Her şey yerle bir oldu o anda. Şimdi onlar da geleceklerinden endişeliler. Eşimin doğumu yaklaşıyor. Bir işe ihtiyacım var. Bir de başımı sokacağım bir eve ihtiyacım var. Gün geliyor yani, burada Sarıyer Belediyesi ne zamana kadar bize bakabilecek ki? Sadece onlar değil, bu aile de önlerini göremiyor. Ne yapacaklarını bilemiyor. Evimiz hasar gördü. Arabamız da yoktu. Yağmurda yaşta binalara giremedik. Ya soğuktan ölecektik ya da depremden. Evin babası devlet memuru. Göreve çağırırlarsa ben ne yapacağım diyor. Devlet memuruyum. Bir kurumda çalışıyorum. Yarın iş yerinde beni çağırdıkları zaman ben neye göre gideceğim? Nerede kalacağım? Yani yarın gir derlerse, bu eve gir derlerse nasıl gideceğim? Evimizin içi bayağı hasarlı. Bu boşluk içerisindeyiz. Benim kaygım da işte çocukları eğer burada okula gönderirsek devamlı olacak mı? 1+1 de olsa bize kira yardımının ona göre yapılmasını ve bu dönemi bu şekilde atlatmak istiyoruz en azından. Depremden kurtulanlar soğukla, açlıkla, hastalıkla mücadele ediyor. İki çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan Emine Gözer de onlardan biri. Tek isteği bir çadır. Gündür bu parkta kalıyorum iki tane çocukla. Depremden en çok etkilenen illerin başında hiç şüphesiz Adıyaman geliyor. Şu ana kadar tespit edilebildiği kadarıyla 1061 bina yıkıldı. Sokakta kalanlar ya kenti terk etti ya da çadır kentlere sığınmak zorunda kaldı. Onlar yine de nispeten şanslı olanlardı. Bizler Adıyaman'da bulunan Esentepe mahallesindeyiz. Yanımızda ise Emine var. Emine'nin evi Adıyaman depreminde yıkıldı ve iki çocuğuyla birlikte sokakta kaldı. Emine 10 gündür işte bu parkta yaşam mücadelesi veriyor. Ailesinden kimse yok. Evin babası cezaevinde. Ne bir yere gidebiliyorlar ne de nereye sığınabileceklerini biliyorlar. Tek yapabildikleri geceleri dondurucu soğuğa direnmek. İki çocukla zor işte, hasta oldular. Yüzü gözü hep yara oldu. Hastaneye de gidemiyorum. Bilmiyorum, çok zor gerçekten. Allah herkese yardım etsin, bize de yardım etsin. Dün akşam uyandım sanki buzluktaydık. Donduk. Yani donduk o kadar. Nasıl dayandı bu çocuklar 10 gün burada? Çocuklar bakın işte ne hale gelmişler. Soğuk aldılar, hasta oldular. İşte yaşam mücadelesi veriyoruz. Emine Gözel ve çocukları işte bu parkta yaşıyorlar. Tek istekleri ise şu an bir çadır sahibi olabilmek. Bir gece bir soğuk oluyor, sıcak oluyor, öyle. Keşke biz de çocuk olsaydık. Onlar hiçbir şeyden haberdar değiller. Depremi bile hissetmediler, fark etmediler. Depremi fark ettim. Hissettin mi depremi? Hissettim dedim, bu ne? Emine Gözel ve çocukları yemek ihtiyaçları ise Kızılay tarafından dağıtılan işte bu yemeklerden gideriyorlar. Çadır da istiyorum. Bize bir çadır versinler bari, çocuklarımın başını sokayım altına. Talihsiz kadın iki çocuğuyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Ama ne zamana kadar dayanabilecek kendisinin bile bir fikri yok. Uzanacak bir yardım elini bekliyor. Mehmet Dede tam 74 yaşında, çoğu yaşıtı gibi umre parası biriktiriyordu ama çifte felaketin ardından yaraları sarmaya koştu. Biriktirdiği tüm parayı bağışladı. O ülkesine böylesine sahip çıkınca ülkesi de ona sahip çıktı. Mehmet Dede'yi umreye götürmek isteyenler kuyruğa girdi. Ama yaşlı adam bir kez daha ağlattı. Paraları bana değil, depremzedelere verin dedi.
Umre'ye gidecekti bu yıl ama Umre parasını depremzedelere göndermek üzere bize geldi, Kızılay'a getirdi. Tek hayali vardı Umre'ye gitmek. Depremzedeleri görünce hayalini bir tarafa bıraktı, tüm parasını bağışladı. Görüntüleri izleyip Umre'ye götürmeyi teklif edenlere de yardım çağrısı yaptı. Para ve emeği istiyor, ne versinler deprem yarışçısına. Mehmet Çakırhan 74 yaşında. Yıllarca yemedi, içmedi, kenara attı. Umre'ye gitmek için para biriktirdi. Çifte deprem sonrası o da ne yaparım diye düşündü günlerce. Kızılay'a gitti, Umre parasını bağışladı. Ağlıyorum. İnsanlar bunlara hasret, samimiyete hasret ya. İnsanlar göçük altında yardım beklerken Umre'ye gidemem dedi. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca telefonları susmadı. Mehmet amca, ben şimdi televizyonda gördüm oğlumla otururken, çok zengin biri de değilim, tamam mı? Ben seni yollayayım Mehmet amca. Tekrar biz gönderelim dediler. Ama kayınpederim kabul etmedi. Dedi, depremzedelere bağışlasınlar dedi. Mehmet amca herkesi ağlattı. Çok daha yardıma ihtiyacı olan depremzede kardeşlerimiz var. Onlara gitsinler, orada evet, bir ev yapsınlar. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri on binlerce canımızı bizden kopardı. Bugün o çifte felaketten yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte büyük yıkıma neden olan depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o anlar. Önce elektrik gitti, sonra bina böyle yerle bir oldu. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. ...80 saniye sürdü 7,7 büyüklüğündeki o kabus. Malatya'daki MOBESE kameraları dehşete düşürdü. Ofis kavşağı burası. Kimse yoktu dışarıda. Binalar beşik gibi sallandı. Sonra da peş peşe yıkıldı. Bu taksici de müşteriyi eve bırakıyordu. Birazdan olacakları tahmin bile edemezdi. Hava bir anda aydınlandı. Binalar yıkılmaya başladı. Lobi görevlisi de otelden kaçtı, koşmaya başladı. Herkesin dizlerinin bağı çözüldü. Çürük binalar da böyle çöktü. Bu görüntülerde ikinci felaket de kaydedildi. Araçlar böyle sallandı. Herkes kaçacak bir yer aradı. Güvenli bir yer aramak, yıkılan binaları izlemekten başka ellerinden bir şey gelmedi. Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonundakiler de nereye kaçacağını, nereye saklanacağını bilemedi. Binalar yanı başlarında yıkıldı. Deprem anında bu havuzda su böyle taştı. Bu anlarda tüm Kahramanmaraş'ı tepeden gören Ahır Dağı'ndan. Deprem anında gökyüzü böyle aydınlandı. Binalar çöktü, kent saniyeler içinde karanlığa gömüldü. Aslında kas yapmak için almışlardı. Hayatlarını kurtardı abi kardeş. Protein tozu sayesinde 198 saat enkaz altında direndi. O tozu içebilmek için de ne gerekiyorsa yaptılar. Kıyafetlerimizin arasında çıktı hocam. Taşan sizler. Çok acıkmıştık, çok susamıştık. İşte en son çare bu protein yemekti. Su var mıydı? Enkaz altında kaldılar. Sporcu gençlerin yanında şans eseri protein tozu vardı. Hayata tutunmalarını sağlayan da bu oldu. Atlı Baki. Efendim. İyisin. Kendini bırakma, tamam mı? Tamam. Enes ve Abdülbaki, Kahramanmaraş'ta tam 198 saat beton yığınlarının arasında kaldılar. Devrili tavan,
İşte ben bilmiyorum ya, böyle dümdüz yatıyorum zannediyorum. Abim benim yatağım altını açmış. Ben de panik atak var, ben kapalı duramıyorum. İmdatlarına yetişen çekmecedeki protein tozları oldu. Ama suyla karıştırmaları gerekiyordu. Su var mıydı? Hayatta kalmak için ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. Protein tozlarını böyle kullandılar. Proteinden iki damla içtik. Çivaşı. Bir de bir gün bekletti yani, bizim kafamızda bir gün beklettik böyle işleri. Oturmuş. Gitsin diye. Mecbur içtik böyle. Dile kolay. Tam 198 saat. Hayatta kalmayı başardılar. Enkaz altından çıkarıldılar. El salla Türkiye'de. El salla Türkiye. İki kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Zonguldak Havalimanı'nda alkışlarla karşılandılar. Kahramanlarımız onlar. Türkiye'nin tarihe geçen kahramanları arasına madenciler isimlerini kesin bir şekilde yazdırdı. Depremi duyduklarında mesaideydiler. Yerin yüzlerce metre altından çıkıp enkazın altına girdiler. Can üstüne can kurtardılar. Memleketlerine geri döndüklerinde de kahramanlar gibi karşılandılar. Uçak 116 kahramanı taşıdı. Yükü ağırdı. Hoş geldiniz. Burası Zonguldak Havalimanı. Günlerdir can kurtarmak için enkaz altında çırpınan madenciler memleketlerine döndü. Adıyaman, hakkınızı helal edin. TTK ekibi olarak geri dönüyoruz. Yaklaşık 5-10 günde tekrar geri döneceğim söylüyorlar. Bu ülke manevi ruhunu kesinlikle kaybetmemiş. Birlik beraberliğini kesinlikle kaybetmemiş. Bunu böyle felaketlerde görebiliyoruz. Helal olsun. Herkes helal olsun. Yardım yapana, gidene, canla başla çalışan herkes helal olsun. Deprem faciasını duyar duymaz bölgeye koştular. En iyi bildikleri işti. Yerin altından bu kez maden değil can çıkardılar. Biz yer altında öğrendiğimiz hani tahkimatları, şeyleri bu sefer yani depremde kullandık. İnşallah böyle bir acı tekrar yaşamayız. Moloz yığınları arasında seslere nefes oldular. En ufak bir taşın altına bakmaya çalıştık ki biz bu memleketimize geldiğimiz zaman gözümüz arkada kalmasın. Aileleri memleketteydi. Madenci Uğur Büyük Yıldız hamile eşini evde bırakmıştı, doğum haberini de çadırda aldı. Baba oluyorum. Allah! Allah! Vay! Yine babamız olmuş. Bu kadar çileye, bu kadar hüzne karşı bir mutluluk. Dinlenmek için gittikleri okulların tahtalarına unutulmayacak notlar yazdılar. Madenciler günler sonra ilk kez dinlendi. Ama yarın aransalar yine yola çıkmaya hazırlar. Biz zaten buradan çıkarken bir umut için çıktık yola. Umudumuzu aldık ve aldık Allah'ın izniyle. Proteo, o da bir kahramandı. Meksika'da enkazdan kurtardığı canların ardından resmi olarak bu ünvan verilmişti. Türkiye'ye yardıma koşan, Meksika ekibinde görev yapan K9'lardan biriydi. Son nefesini enkazda verdi. Şanına yakışır şekilde bir kahraman gibi gömüldü. Enkaz altında kaldığı söylenmişti ama Türkiye şartlarına dayanamadığı ortaya çıktı. ...16.000 kilometre öteden, Meksika'dan can kurtarmak için geldi. Ama ömrü vefa etmedi, enkazda can verdi. Para dar agradecimiento a Proteo. Kurtarma ekibinin ayrılmaz bir parçası, hatta kahramandı. Kahramanlara yakışır şekilde uğurlandı. Onun için resmi tören düzenlendi. Üstünde yaşayanları kurtarmak için canını dişine taktığı toprakların bağrına gömüldü. Meksika'nın kahraman köpeği Protero, kendi ülkesinde 2017 yılındaki depremde çok canlar kurtarmıştı. O nedenle kahraman olarak anılıyordu. Aynı destanı bir kez de Türkiye'de yazmak için geldi. Ama 12 Şubat'ta hayatını kaybetti. Orada var bir ekip, orada var. Protero'nun enkaz altında kalarak öldüğü sanılıyordu.
Ancak eğitmeni Carlos Villeda öyle olmadığını, hatta tek bir nedenle ölmediğini açıkladı. Meksikalı eğitmen, Protero'nun zaten çok yaşlı olduğunu ve Türkiye'nin soğuk iklimine dayanamadığını açıkladı. Ayrıca uzun uçak yolculuğunda da çok yorulduğunu söyledi. Yok fena! İşte o kahraman köpek 9 yıl 8 aylık ömrüne onlarca başarı sığdırdı. Ölümü sadece Meksika ekibini değil, Türk gönüllüleri de yasa boğdu. Meksika, Türkiye, kardeş! Deprem bölgesindeki enkaz altında kalan tüm canlar çıkarılsa da hala önemli kim neyi nerede yanlış yaptı bu önemli. Bu binaların zeminlerinden proje onaylarına kadar kimler nelere onay verdi önemli. Hepsi ortaya çıkacak. Çok yönlü soruşturma başlatıldı. Enkazlardan beton örnekleri alınıyor. Peki en güvenilir yöntem bu mu? Uzmanlar bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Kentler sarsıldı, binalar yıkıldı. Enkazlar ortada. Yıkılan binalardan delil tespiti faaliyeti yapılamadan, numuneler, örnekler toplanamadan enkazların kaldırılmasından büyük endişe ediyoruz. Enkazda sadece dram yok. Adalet de o moloz parçalarının içinde. Bir kontrol yapılacaksa zemin etüdünden sonuna kadar süreçteki dahil olan her unsur, her kişi kontrol edilmesi gerekir. Adalet Bakanlığı, numune alma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezaretinde yapıldığını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da delillerin titizlikle toplandığını söyledi. Alınan kanıtlar, bunların incelenmesi bütün binalarda teker teker devam etmektedir. Ve bunlar yapılmadan da herhangi bir enkaz kaldırılmamaktadır. Numuneler delil niteliği taşıyor. Hukukçuları tedirgin edense 1999 depremi. O süreçte açılan davalar büyük ölçüde sonuçlanamadı. Delil tespiti işleminin olması gerektiği gibi gerçekleştirilememiş olması, yıkılan binalardan toprak, beton ve donatı örneklerinin alınamamış olması fevkalade önem taşıyordu. Peki bu numuneler yeterince güvenilir mi? Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nabi Yüzer projelerin kontrolüne dikkat çekiyor. Şimdi yıkılmış bir binada bu değerlendirme yapmak istiyorsanız o zaman muhakkak bu projelerinin kontrol edilmesi lazım. Yani projesi uygun mu? Facianın mimarları, müteahhitlerse emniyetin kıskacında. Şanlıurfa'da iki müteahhit ve binalarda kusuru olduğu belirlenen iki kişi yakalandı. Tutuklu sayısı da 13'e yükseldi. Hasan Alpargün yaptığı binalar yıkıldı, yüzlerce kişiye mezar oldu ve bu durumu hatırlayacaksınız. Vicdanım rahat, mukadderat demişti. Görünen o ki öyle değilmiş. Adana'da depreme dayanıklı kendim için yaptım dediği binada ağır hasarlı. Aman yarabbi aman, aman yarabbi aman. Mukadderat. İhmal yok mu hiç? Yok. Mukadderat değilmiş. Yaptığı binaların çoğu yıkıldı, kalanlarsa ağır hasarlı. Yerin altını düşünmüyorlar yani. Sadece ceplerine girecek parayı düşünüyorlar. Kendi canına gelsin bakalım, o zaman mukadderat diyor mu? Adana'da 7 katlı Alper apartmanı. Bize güvence verdi yani, depreme dayanıklı işte bilmem neyle ben burayı özel yaptım. Kendi oğlum oturacak, ben oturacağım. Müteahhidi tanıdık. Hasan Alpargün. Verdiği sözde yaptığı binalar kadar eksikti. Alper apartmanı yıkılmadı ama ağır hasarlı. Sallanıyoruz. Bir yere gidemiyoruz. Yıkıldık olduğumuz yerde direkt. Ve ölmeyi bekledik resmen. Akrabalarını kaybettiler. Kurtulmanın sevinci boğazlarını duyumluyor. Bir poşete kurtarabildikleri eşyaları koydu, evlerinden ayrıldılar. Burada bir sürü anılarım var. Hepsi yıkılacak, binanın altında kalacak ama Allah'a şükür biz yaşıyoruz. Bazı depremzedeler tehlikeli de olsa o riskli binalara girdi, birkaç eşya kurtarmaya çalıştı. Dile kolay, tam 209 saatte ekipler enkaz altındaki bir aileye ulaştı. Ailenin babası o durumda bile kendini değil çocuklarını düşündü. Ekiplere artık sesleri kesilen yavrularının yerini tarif etmeye çalıştı. Enkaz tozlarına gözyaşları bulaştı. Tamam, göreyim seni. Neredesin?
Yüzünü görebiliyor mu? Tam da umutların kesildiği anda hayata böyle elini uzattı. 209. saatte enkazın altındaki Umut oldu. Ama tek bir şey vardı aklında. Diğer odada kalan ve artık sesleri çıkmayan çocukları. Bu birinci oda. Evet. İkinci oda boş. Tamam. Hanım nerede hanım? Hanım. Gel gel böyle göreyim seni gel. Tamam. Tamam. 209. saatte ekipler Murat Apartmanı enkazından ses aldı. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyuyor musun? Tamam. Bir takırdı geldi. Sonra konuşmaya devam ettim ama karşı tarafı sesi kısık geliyordu. Suriyeli çift sadece taşları birbirine vurabildi. Yanında kaç kişi var? Bir daha söyle. Yalnız mısın? Yaşıyor mu? Tamam bekle geliyoruz. Ekipler 7 metre daha enkazda ilerledi. Bekle bak biz Kocaeli İtfaiyesi'nden geldik. Seni kurtaracağız. Seni ben mi göreyim? Evet abi. Bekle dur. Suriyeli baba hayata elini böyle uzattı. Bak yanındayız korkma tamam mı? Biz Kocaeli İtfaiyesi'nden geldik seni kurtarmaya tamam mı? Yallah. İyi misin? Yanında kimse var mı? Yallah. Kimse var mı senin yanında başka? Ayaklarını oynatabiliyor musun? Tamam abi tamam. Tamam tamam sakin ol seni alacağız tamam bekle orada. Çocuklarından ses gelmiyordu artık. Geliyorum. Tamam tamam. Kızın nerede? Kızım gayr oda. Tamam. Biz Kocaeli İtfaiyesi olarak geldik. Buradan seni alacağız tamam? Evet ben İtfaiyesi kanlarım. Tamam canım. Tamam, hadi. Abi kız nasıl? Kız nasıl? Güzel. Yanında mı? Yani Fatma. Bir buçuk yaşındaki oğlu açlığa, susuzluğa dayanamamıştı. Bir oğlum Muhammed. Orada yanında. Mustafa ama rahmetullah. O konuşabiliyor mu? Mustafa ölmüş. Üç oda, iki kız. Seni alacağız. Tamam. Tamam önce. 209. saatte önce o, sonra karısı çıkartıldı. Allah'a bin şükür olsun. Şu anda inan ayakta duramıyorum yorgunluktan ama oradaki süreçteki o elim tuttu her şeyi unuturdu bana. Ekipler enkazda kalan çocukları aramaya başladı. Tayvanlı arama kurtarma ekipleri Türkiye'nin acil durum çağrısı üzerine kuş uçuşu 8022 kilometrelik uzaklıktan deprem bölgesine geldi. Kendi araç gereçleri ve arama kurtarma köpekleriyle gelen ekip günlerce enkazda canla başla çalıştı. TV100 muhabiri Esma Murat ve kameraman Serkan Topal Tayvanlı arama kurtarma ekipleriyle görüştü. Türkiye'deki depremin olduğunu duyduk. Ardından bizi uluslararası koordine ekibimiz koordine ediyor ve Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu duyduk. Zaten ihtiyaç varsa biz seve seve geliyoruz. Türkiye'nin acil çağrısına kayıtsız kalmadılar. Kendi araç gereçleri ve ekipmanlarıyla felaketi haber alır almaz geldiler. 21 kişilik işte bu ekip bundan 7 gün önce Tayvan'dan Adıyaman'a geldi. Yanlarında getirdikleri ekipmanlarla Adıyaman'da bulunan birçok enkaz noktasında çalışmalarını yürütüyorlar. Türkiye deprem felaketiyle sarsıldı, dünya bir oldu, Türkiye'ye yardıma koştu. Birçok ülkeden kurtarma ekipleri, yardımlar geldi. Türkiye'nin acil yardım çağrısına kulak tıkamayan ülkelerden biri de okyanus ötesindeki Tayvan oldu. Tayvan'dan yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi geldi. Kuş uçuşu 8022 kilometrelik mesafeden gelen Tayvanlı arama kurtarmacıların 21'i işte bu ekip. Ekip Adıyaman'da görev yapıyor. Yanlarında dinleme cihazlarıyla çalışmalara destek oluyor. Tayvanlı ekibin Adıyaman'daki en büyük desteği ise işte bu görmüş olduğunuz sismik akustik dinleme cihazı. İşte bu cihazla bütün enkazları tek tek dolaşıp oradaki enkaz altında olan bir vatandaşın olup olmadığını tespit edebiliyorlar. Felaket Tayvan ekibi için de şimdiye kadar gördüklerinin en büyüğü. Daha önce birçok ülkeye zaten sürekli seyahat ediyor profesyonel ekip. Daha önce birçok doğal afet deprem bölgesine gittik farklı farklı ülkelere ama Türkiye şimdiye kadar gördüğümüz en büyüklerinden bir tanesi diyebilirim. Tayvanlı ekibi 7 gün boyunca bu noktada en çok etkileyen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onlara göstermiş olduğu yardımlaşma.
Bizi en çok duygulandıran şey burada özellikle askerler yardımcı oluyor. Diğer bütün ekipler hepimiz bir arada aynı dili konuşur gibi yardımcı oluruz. Ayrıca 112 acil ekipleri de. O yüzden herkesin birbiriyle koordinesi çok duygulandırdı böyle büyük bir depremde. Buradaki bu yardımlaşmayı ve ekiplerin koordinesini gördükten sonra Türkiye'nin bir an önce bu günleri atlatacağına inancının daha çok arttığını ve bir an önce bu zor günleri geçireceğimizi düşünüyorum. Başından beri bize çok yardımcı oldu. Halen daha bize hep örneğin hava çok soğuk olduğu için, soğuk şartlarda yaşadığımız için halen bize gelip ihtiyacımız bir şey olup olmadığını soruyorlar. Dönüş tarihimiz belirsiz. İki çok güzel fotoğraf getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Deprem bölgesinde Japonya'dan gelen kolunda Atatürk armalı bir asker görüyorsunuz. Fotoğraflardan bir tanesi bu. Armanın üzerinde de şöyle yazıyor. Bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı. Aslında bu resmin kendisi de konuşuyor ama biz duyuyor muyuz? Asıl mesele bu. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyor. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için. En çok da hayat için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir diyor. Bu ülkenin geleceğinin bilime ve akla bağlı olduğunu söylüyor, konuşuyor yani. Mesele biz duyuyor muyuz? İşte Japon asker bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı demiş. Bir diğer fotoğraf bugüne ait Türkiye'den ayrılırken not bırakan Güney Koreli bir arama kurtarma personeli. Aslında notun altına attığı bir imza var tam şu anda kalemin olduğu yerde. Yerin solunda cerrah yazıyor orada. O imzaya yakından bakıldığında cerrah yazıyor. Ailelerini kaybeden Türkiye halkına bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm diyor. Kurtardıklarıyla övünmüyor, kurtaramadıklarıyla yeriniyor ve özür diliyor ve başka da söze gerek bırakmıyor. Devam edelim. Depremzedelerin şartları tabii ki çok zor. Kimi başını sokacak bir çadır bulamıyor, kimi de bulduğu çadıra çoluk çocuk, büyük küçük demeden doluşmak zorunda kalıyor. Değil adım atacak, nefes alabilecek yer yok. Üç kişilik çadırda 15 kişi kalıyorlar. Tek istedikleri ikinci bir çadır. Okula gidiyordum. Mahalle saf okullarımız da yıkılmış. 10. sınıfım, lise 2. Ailenin depremde evleri hasar gördü. Gidecek yerleri yok. Bu çadırda kalıyorlar kalmasına ama... Bir çadırda kalıyık. Yatamıyoruz, oturuyoruz zaten sabahleyin. Akrabalar, kuzenler hepsi bu çadırda iç içe. İşte Temiz ailesi 15 kişi bu çadırın içerisinde kaldıklarını söylüyorlar. Yemeklerini burada pişiriyorlar, dışarıda yiyorlar. Tabii bakmayın buranın da yorgan gibi gözüktüğüne, buranın da altı tahta. Nüfus kalabalık, imkanlar kısıtlı. Erzak yardımı için her gün yollara düşüyorlar. Bir daha arabamız var da onda da zaten mazot, benzin sıkıntısı var. Temiz ailesinin bu çadırı bulması da kolay olmamış. Üçüncü, dördüncü günü bulduk bu çadırı biz. Attılardı, biz de aldık. Demiri falan hiçbir şey yoktu. E tabi çadır küçük. Ailenin bir kısmıysa gecelerini bu aracın içinde geçiriyor. Erkekler burada, kadınlarsa o çadırda kalıyor. Tabi uyumak mümkün olursa. Bir yanda deprem korkusu, bir yanda soğuk, diğer yandan kalabalık. Temiz ailesi bir günde alt üst olan hayatlarına nasıl döneceklerini kara kara düşünüyor. Deprem bölgesinde halen yardıma ihtiyaç var. Ancak İstanbul'da toplanan yardımlar azaldı. TV 100 muhabiri Hatice Nur Büyükbaş ve kameraman Mustafa Taş Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne gitti, çalışmaları görüntüledi. Biz şu anda Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ndeyiz. Burada yardımseverler, depremzedeler için bağışlarını, yardımlarını buraya getiriyorlar. İlk önce yardımlardan bahsetmek istiyorum. Vatandaşların getirdikleri yardımlar bu arkamdaki masada tutanak haline tutuluyor. Daha sonra da arka tarafta kulelerin içine bakıldıktan sonra etiketlenerek bölüm bölüm ayrıldığını söyleyebilirim. Tabii şu an günlük olarak ihtiyaç listesinde değiştiğini de belirteyim. Bugünkü ihtiyaç listesi de çadır, uyku tulumu, ton balığı, konserve gıda, termal içlik, termal tight, hijyen malzemesi, powerbank. Ama powerbank'in özellikle sıfır göndermeyin, açıp şarj edip şarjı dolu halde gönderilmesinin de altını çizeyim. Biberon, emzik, oyuncak,
iç giyim de özellikle kadın, erkek, çocuk için de önemli. Tabii burada şunu da bahsetmek istiyorum. Biz 2 gün önce buraya geldiğimizde gönüllüler açısından daha fazla bir yoğunluk vardı ama bugün gönüllüler açısından bir tık daha azaldığını belirteyim. Ve ayrıyetten yardımlar da ilk günkü kadar yoğun değil, biraz daha yardımların da azaldığını belirtmek istiyorum. Tabii bunların hepsini de Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar'a da soracağız. Onu da bize bugünkü yardımlardan, yardımların ne kadar azaldığını, ne kadar yardım gerektiğini de bize anlatacak. Hemen kendisine de soralım. Merhabalar Enif Hanım. Ben 2 gün önce de buraya geldiğimde gönüller açısından daha fazla bir yoğunluk vardı ama bugün biraz daha azaldığını gördüm. Şöyle tabii ilk günden beri buraya yoğun olarak gönüllüler geliyor. Yaklaşık 20 binin üzerinde gönüllüyle buradaki bütün operasyonu 7 gün 24 saat açık bir yer burası. Sürdürüyoruz. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin personeli de burada aktif çalışıyor. Ama tabii gönüllüler yoruldu. O yüzden yeni gönüllüler bekliyoruz. Bu çağrıyı da İstanbul'daki tüm İstanbullulara aslında yapmak gerekiyor. Bizimle olağanüstü bir dayanışma sergilediler. İlk günden beri buradaydılar. Kuyruklarda beklediler içeri girebilmek için. Vardiya sistemi gönüllülere de koymuştuk. Ama şimdi tabii gitgide sayılarımız azalıyor, gönüllü sayılarımız. O yüzden herkesi bu yardıma, bu dayanışmaya, yeni kapı ruhunu burada birlikte yaşatmaya bekliyoruz. Peki yardımlar, yani ilk günkü kadar bir yoğun bir bağış var mı şu an? Tabii ki yok. Bağışlarımızda da azalma var. Yani yardımlarda da, desteklerde de azalma söz konusu. O yüzden tabii o anlamda da yani ekonomik krizin de tabii katkısıyla insanlar burada, biz çok farklı şeylere şahit oluyoruz. Yani insanlar evlerindeki bir paket makarnayı, bir paket bulguru buraya getiriyorlar. Gerçekten olağanüstü bir dayanışma o anlamıyla. Kendi bebeğinin bezinden ayırıp içinden üçünü bize getiren annelerimiz var. Ama bizim tabii daha büyük, daha yüklü kurumsal bağışlara ihtiyacımız var. Gerçekten çünkü bölgede insanların yaşam koşulları çok çok zor. O anlamıyla orayı unutmuyor, canlı tutuyor. Buradaki İstanbul'un gücünü, dayanışmasını tüm unsurlarıyla beraber bölgede hissettirmemiz gerekiyor. Şu an en önemli yardım nedir? Yani neler bekliyorsunuz buraya? Tabii ki çadır bekliyoruz, uyku tulumu, battaniye, termal içlik kıyafet bekliyoruz. İç çamaşırı çok ciddi bir ihtiyaç. Bebek bezi, sürekli hani tüketim malzemeleri olduğu için bunlar. Bebek bezi, hijyen pedi, hasta yaşlı bezi gibi ürünlerde toplu bağışlar bekliyoruz. Aynı zamanda gıda da aynı şekilde. Konserve ve kuru gıdalarda ciddi bir, biz de alımlar yapıyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, ama bağışların da bu yönde artmasını gerçekten diliyoruz. Peki bir de ayrıyeten ikinci el ürün yollayanlar da var. Bunlar için neler söyleyeceksin? Yani ikinci el ürün göndermek aslında burada bir zaman kaybı. Tabii. Ya ikinci el ürünlerde şöyle, tabii ki kışlık bot montlarda, ikinci ellerde temiz, yani rahatlıkla kullanılabilecek olanlarda kabul ediyoruz. Fakat diğer ürünlerin ayrıştırılması, hijyenin sağlanması vesaire çok zor. Şu an bir bölgede halk sağlığı tehdidiyle karşı karşıyayız aynı zamanda. O sebeple özellikle tene değecek kıyafetlerde ikinci el ürünleri tercih etmiyoruz. Sıfır ürün göndermeyi tercih ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz de toparlayacak olursak, burada özellikle dediği gibi Enif Hanım'ın da hijyen pedi, bebek bezi, bunlara ihtiyaç var ve şunun da altını çiziyorum. Powerbank yollamak istiyorsanız da özellikle açıp şarj ettikten sonra yollamanızı tavsiye ederiz. Ve ayrıyeten ikinci el ürün yollayacaksanız da Enif Hanım'ın da dediği gibi botlar, tamam ikinci el kabul ediliyor ama onun dışında ikinci el yollamamanızı da tavsiye edelim deyip sözü tekrardan stüdyoya bırakalım. Deprem bölgelerinde bir yandan arama çalışmaları devam ederken bir yandan da tonlarca atığın nasıl kaldırılacağı planlanıyor. Uzmanlar 10 ildeki toplam enkazın 230 milyon ton, yani Erciyes Dağı büyüklüğünde olduğunu söylüyor.
10 ilden Erciyes Dağı büyüklüğünde enkaz kalkacak. Çünkü bu normal bir hafriyat atığı gibi bir atık değil. Arama çalışmalarının bittiği bazı yerlerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Kahramanmaraş'ta artık enkaz kaldırma çalışmalarına tamamıyla geçilmiş durumda. Bu noktada mevcut hafriyatların yıkılan 1250 binanın hafriyatının Kara Ziyaret Mahallesi'ne kaldırılması planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanların 230 milyon ton olarak hesap ettiği enkazın bertarafı için planlamalara başladı. Peki onca enkaz nasıl ve nereye kaldırılacak? En kısa sürede bir geçici ara depolama tesisine taşınması gerekiyor. Fakat bu tesisi yaparken birazcık geniş düşünmek gerekiyor. Yani ormanlık alana olabilir. Yani yerleşimden daha uzak bir alana olabilir. Atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner, enkazın 3 aşamada kaldırılmasının planlandığını kaydetti. Birinci aşamada atık ara depolamaya gelecek. İkinci aşamada bir ayrıştırma tesisi kurulacak. Ekonomik değeri olanlar ayrıştırılacak. Üçüncü aşamada da geriye kalanı da işte dediğim gibi parke taşı haline getirerek, yani bunu hem ekonomiye kazandırmış olursunuz, bir geri dönüşüm olacak, hem de daha az bir yer kaplayacak. Evsel, sanayi ve iş yeri atıkları dahil 230 milyon tona yakın enkaz uzmanlara göre Erciyes Dağı büyüklüğünde ve her biri 20 tondan hesap edildiğinde 11 milyon 500 bin kamyonla taşınması gerekiyor. Atık yönetimi uzmanı Öner'e göre çalışma uzun yıllar sürebilir. Bu bir süreç, yani bu toplamda benim anlattığım şey aslında bir belki 4-5 senelik bir sürece tekabül ediyor. Öner, enkazın bertarafı ve geri dönüşümünün insan ve çevre sağlığı boyutuna da dikkat çekti. Tesisin bir kere sızdırmazlık altyapısına sahip olması gerekiyor. Çünkü önümüzdeki günlerde yağmur bekliyoruz. Yani bu yağmurlar yağdığı zaman bu bakteri üreten özellikle organik besinler yeraltı sularına sızma ihtimali var. Tabii bu da kolera, tifo gibi hastalıkları getirebilir. Biz çırpındık, buraya deprem geliyor diye kimse duymadı. Profesör Doktor Naci Görür depremden hemen sonra böyle konuşmuştu. Şimdi bir kez daha yalvarıyorum diyor. Deprem bölgesinden kalıcı konut çalışmasına başlamayın. Önce bölge zeminini analiz edin. Ünlü bilim insanının İstanbul için öngörüleri de var. Temenniye ben katılıyorum ama sakın onu yapmayın diyorum bir bilim insanı olarak. Deprem yıktı, devlet yeniden inşa edecek. Ancak soru işaretleri çok. Yani Naci Görür olarak, bir bilim adamı olarak ben hükümete yalvarıyorum. Bu işi acilen yapmayın. İnsanı yönünü bilmekle beraber diyorum ki mikro bölgeleme çalışmasını hızlı yapalım. Ondan sonra Maraş'ı, Hatay'ı bu deprem belasından ebedi olarak kurtaralım. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Kalıcı konutlardan önce mikro bölgeleme yapılmalı dedi. Yani bölgede konutların yapılacağı sağlam zeminin bulunması gerektiğini vurguladı. Şimdi mikro bölgeleme şunu diyor sana. Bu kentin şu bölgesi ancak yeşil alan olur. Sakın ha buraya bina yapma. Burada sıvılaşma olur, burada heyelan olur, burada bina yaparsan yaşamaz. Cumhurbaşkanı şey dedi ama yerinde yapılacak ya da fay hattından uzak bir noktaya, yani daha risksiz bir yerde yapılacak. Yok. O demek mi yoksa? Yok yani bu olmaz. O söylem, ben biliyorum nasıl seçileceğini. Ne uzağı? Uzak dediğin zaman başka bölgeye götürmeyeceksin ki. Ve eli kulağında dediği Marmara depremi. Naci Görür İstanbul için 7,5 şiddeti tahmininde bulundu. Çok ciddi bir uyarı yaptı. İstanbul'da minimum 500 bin insanın hayatı tehlikeye girer. Ölümle burun buruna. Aynen öyle. Minimum. Aynen öyle. Avrupa yakası sahil kesimi özellikle alarm veriyor. Hele Avrupa yakasında jeolojik formasyonlar da iyi zemin, kaliteli zemin oluşturmazlar. Ve heyelan yapmaya, depremin etkisini büyütmeye meyyaldırlar. Görür uyarılarını ard arda sıraladı. Bunları vatandaşı korkutmak için yapmıyoruz dedi. Bizim derdimiz burada sizleri korkutmak değil, ürkütmek değil. Cehalet içinde kalmaktan, doğruları duymamaktan, bilmemekten korkun. Ama gerçekleri, hakikati açık seçik dinlemeye talepkar olun, onu isteyin. Size haksızlık ediyorlar. Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerle artık kopmaz bir gönül bağımız oldu. Çoğu ekip memleketine döndü ama
üyelerinin anlattıklarından akıllarının, yüreklerinin hala burada olduğu çok rahat anlaşılıyor. Bir kısmı da hala ümidi kesmedi, enkazda can arıyor. Türkiye'ye yardıma koşan yabancı gönüllüler son ana kadar çalıştı. Kosova ekibi Hatay'da 9. günde enkazdan 3 yaşındaki bir kız çocuğunu çıkardı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler de teker teker ülkelerine dönüyor. Kore kurtarma ekibinden bir görevlinin giderken çadıra yazdığı not hem hislerine tercüman oldu hem de iki ülke arasında bir kez daha derinden gönül bağları kurdu. Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm. Yunanistan ekibi de Atina'da yaptıkları toplantıda nereye gidersek gidelim Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı dedi. Ekip başkanı Sokratis Dukas küçük bir çocuğun kendine bisküvi verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yunanistan maddi ve manevi desteğini de kesmiyor. Atina'daki Mikis Theodorakis Zatouna Müzesi Gençlik Korosu felaketten etkilenenler için söyledi. Dünyaya yardım çağrısında bulundu. Fransız kurtarma ekiplerinin fedakarca çalışmaları Fransa'daki Türkler tarafından da büyük takdir gördü. Döndüklerinde Türk vatandaşları tarafından güllerle karşılandılar. Macaristan ekibinde de canla başla çalışanlar arasında hükümet sözcüsü Zoltan Kovac'ın kızı İlka Kovac da vardı. Kahramanlar gibi karşılandılar. Enkaza iş makinelerinin sokulmasının ardından dönün emri verilen Rus ekipleri de Moskova'da bandoyla karşılandı. Meksika'dan gelen 150 kişilik ekip de 4 kişiyi kurtardı. Enkazda buldukları Türk bayrağını da hatıra olarak yanlarına aldı. Orada var bir ekip, orada var. İstanbul Havalimanı'nda da arama kurtarma ekibi gönderen ülkelere böyle teşekkür edildi. Her ülkeye bayrağının yanı sıra her dilde de dayanışmanız için teşekkürler yazısı yansıtıldı. En duygulandıran yardımlardan biri de yine çok uzaklardan Arakanlı Müslümanlardan geldi. Kendileri zaten katliamdan kaçarak kamplarda yaşayan Arakanlılar zor şartlarına rağmen 700 battaniye ve 200 mont topladı, Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan notlar da çalışanların duygu seline kapılmasına yol açtı. Kardeş ülkeden çeyizini gönderenler bile oldu. Yeşil sahalarda da depremzedeler unutulmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Milan Tottenham maçları öncesi takımlar ve taraftarlar hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Perşembe günü Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı maçta taraftarın tezahürat yapmayacağı belirtildi. İngiltere Kralı 3. Charles da bölgeyi vuran felakete duyarsız kalmadı. Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda dayanışma için kurulan Suriye evini ziyaret etti. Halep'teki St. George Kilisesi'nde bir araya gelen Hristiyanlar da depremde hayatını kaybedenler için ayin yaptı, dualar etti. Katar'ın başkenti Doha'da da Meşale Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Türkiye ile dayanışma adına bina da kırmızı beyaz renklere büründürüldü. Umuda ihtiyacımız var, onun için mucizelerle bitireceğiz. Arama kurtarma ekipleri bitti demeden bitmiyor kahramanlar. Bugün de 228. saatte Hatay'da bir anne ve iki çocuğunu enkazdan kurtardı. Onlardan bir saat önce 227. saatte Cemile teyze enkaz altından çıkarıldı. Bitmedi. Ekipler Melike İmamoğlu'na da 222. saatte ulaştı. İşte 10. günde kaydedilen o mucizeler. Buradayım anne.
Buradayım anne. Son mucize onlar. 228. saatte gelen 3 mucize. Anne ve 2 evladı 10. günde enkazdan birlikte çıktı. Herkesin umutları arttı. 10. günde bir mucize oldu. Ne olma kendini, durma abi. Kurtaracağız seni teyze. Teyzemizi alacağız inşallah. 74 yaşındaki Cemile teyze tam 227 saat boyunca direndi. Hayata yeniden böyle merhaba dedi. Elini oynatmasın. Damar oldu tabii. Elini oynatmasın. Cemile Kekeç'ten ailesi 10 gündür bir haber bekliyordu. Yıkılan kalkan apartmanı enkazındaydı. Müjdeli haber 10. günde geldi. Cemile teyze hayattaydı. Arkadaşlar üstten bir şeyler düşüyor. Üstte kimse olmasın ya. Ekipler onu sıkıştığı yerden kurtardı. Oğlu o haberi enkaz başında aldı. Buradayım anne. Buradayım anne. Cemile teyze hastaneye kaldırıldı. Kızı nerede? Kızı getir. Kızı nerede? Maşallah. Melike İmamoğlu da 222. saatte enkazdan çıktı. Ne su ne de yemek istedi. Hiç durmadan onu sayıkladı. Kızı Sıla'yı. Kızımı sordu. Su istiyor zannetmişler ambulansta. Sıla'm demiş. Sıla'm nasıl demiş. Melike İmamoğlu çöken Gülbiki apartmanının altında kaldı. Ekipler artık o enkazdaki cansız bedenleri çıkartmaya başlamışlardı. Hiç beklemedikleri bir anda yardım çığlığını duydular. Birden içeriden bir ses geldi. İmdat imdat diye. Zaten ayaklarımızın boğa kesildi. Mutluluktan havaya uçtuk. İşte öldürmeyen Allah öldürmüyor. Son dörtte Melike ablamızdan imdat sesi duyduk. 10. gün geride kalmak üzereydi. 222. saatte geldi o mucizenin sesi. Ekipler cenazeleri bıraktı, Melike İmamoğlu'nu enkazdan çıkarttı. İmamoğlu kahramanlarının elini hiç bırakmadı. Ülke yol aç, ülke yol aç. Alemler gel, alemler gel. Şey etmen gereken hiçbir şey yok, panik yapma. Buradayız, seni sağ salim çıkartacağız. Melike İmamoğlu enkazdan çıkartıldı. Konuşacak hali yoktu. Kızı Sıla'nın adını sayıkladı. Tamam biraz sakin olun. Herkes... Herkes çok iyi bak, herkes çok iyi. Ekipler kızının da eşinin de hayatını kaybettiğini söylemedi. Adana'ya sevk edilen Melike İmamoğlu akrabalarından ailesinin yanlarında olmalarını istedi. Umudumuzu kesmişken bir mucize oldu, ne diyeyim. 35 yaşındaki Ayşegül Bayır da 205. saatin umuduydu. 77 yaşındaki Fatma Güngör'ü bulmak için ekipler molozu tırnaklarıyla kazdı. Aç abi, aç onu. Aç, aç, aç. Gördükler sana gelsin. Aileden bir kişi çalışmayı yarın devam ettirmemizi evet, istedi. Bir kişi hayır devam edelim dedi. 212. saatte ekiplere sesini duyurmayı başardı Güngör. Böyle kurtarıldı. 209. saatte kurtarılan adaşı Fatma da kelime-i şehadetle enkazdan çıktı. Bu haberle noktalıyoruz bültenimizi. Hoşça kalın.